Selamun aleyküm ve rahmetullah sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler. Haber televizyonundasınız, Haber radyodasınız. Sabah şansı yayını başladı. Bizden önce Sinan Tatlı vardı. Türkiye'den, dünyadan haberler taşıdı size, bize, hepimize. Şimdi sıra bu fakirde yaklaşık saat 8.50'ye kadar birlikte olacağız. Allah'ın izniyle dua ordusu. Hazır mısınız? Hafta içi her sabah karşınıza geliyoruz ve birlikte dua etmeye gayret ediyoruz. Dua ordusu hazırsanız buyurun duaya. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedun ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahu ekber. Allah'ım sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen her şeye kadirsin, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bize merhamet et, bize yardım et. Dualarımızı işit ve kabul et, yalvarıyoruz sana. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koru, kolla, muhafaza et, yalvarıyoruz sana. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver, dayanma gücü ver. Yalvarıyoruz sana Allah'ım. İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Yalvarıyoruz sana Müslümanların kalplerine birlik ve beraberlik duygusu koy. Birbirini sevme duygusu koy. Yalvarıyoruz sana dünyadaki dertli olan Müslüman kullarına derman ver. Hasta olan Müslüman kullarına şifa bağışla. Borçlu olan Müslüman kullarının borçlarını ödeyebilmelerini sağla. Yalvarıyoruz sana Allah'ım annelerimizi, babalarımızı, eşlerimizi, ailelerimizi, evlatlarımızı cehennem azabından koru. Hepimizi cennetine kabul et. Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Yalvarıyoruz sana ya Rabbi. Ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ım kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et. Yalvarıyoruz sana Allah'ım bizlere helal, hayırlı, bol ve bereketli rızık bağışla. Yalvarıyoruz sana Allah'ım senin sevdiğin ibadetleri bizlere de sevdir ve nasip et. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Amin. Burası A Haber. Şimdi haberler. Saat 6.03 dakika geçiyor. Muğla'da, Marmaris'te alevlerle savaş devam ediyor. Yangına 362 aracın yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçakla müdahale ediyor. Gönüllüler müdahale ediyor. Bütün kamu kurumları bu konuyla ilgili canla başla görev başında. İnsanlar canlarını feda edercesine yangını söndürmeye çalışıyorlar. Araçlarının başına. Boşaltıyoruz burayı. Herkes boşaltıyoruz. Araçlarının başına. Gidebilirsek. Çek hortum, hortum çek. Yol kenarları sağlı sollu yanıyor şu anda. Tamam mı durum? Tam zirvedeyiz, müdahale ediyor şu an. Rüzgarın hızı çok etkili. Görüyorsunuz işte. Bakın hemen. Havadan helikopter ve uçaklar, karadan arazözlerle müdahale edildi. Alevlerle mücadele zor anlar yaşattı. Yer Muğla Marmaris. Bördübet bölgesindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin 3 noktadan yükseldiği iddia edildi. Bu durum sabotaj iddiasını gündeme getirdi. Bakalım şu an ateşten gitti beyimiz, gitti beyimiz, suyumuzu bitirmeyin lütfen. Evet, alevler o kadar yaklaştık artık bulunduğumuz noktaya. Rüzgarın hızı çok etkili. Görüyorsunuz işte. Bakın hemen Kızılçam Ormanı'nın bulunduğu noktaya kadar geldi alevler. Ve şu saat itibariyle bu bölgede arazözlerin bu noktaya dakikalar sonra müdahalesi olacak. Ama rüzgar çok hızlı. Bakın kozalaklarla birlikte o rüzgarın hızıyla alevler nasıl yayılıyor şu saat itibariyle. Gökova Körfezi ile Değirmenyanı bölgesinin olduğu nokta. Bördübet'in tam arası burası. Söndürme çalışmalarına 362 araç, 20 helikopter ve 14 uçak katıldı. Bölgede rüzgar da etkiliydi. Evet, alevler yaklaşık 100 metre yakınımıza kadar geldi. Evet, Marmaris yangını şiddetli rüzgarın etkisi ve ağaçlardaki yüksek reçine oranından dolayı şiddetini artırarak devam ediyor. Yangının yön değiştirme ihtimaline karşı Marmaris'e bağlı bazı mahalleler tedbir amaçlı boşaltıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yangın bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz gün 3 uçağımız vardı. Şu anda envanterimizde 20 uçak.
Geçtiğimiz yıl 39 helikopterimiz vardı. Bu yıl 55 helikopter. Yine geçtiğimiz yıl 4 İHA'mız vardı. Bu yıl 8 İHA. Artı bunlara ilave olarak bizim akıllı sistemleri de dikkate alarak, onlardan gelen verileri de analiz ederek karar veren bir yapay zeka uygulamamız var. Bu da hayata geçti. Bunlardan ayrı olarak da ya bir nevi ormanın özel harekatçısı olarak nitelendirilebilecek sayıları 462 civarında olan özel birliğimiz de var. Özel ormanla mücadele ekibimiz de var. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ilk andan itibaren bölgedeydi. Şimdi şansımız rutubet yüksek. 20 tane helikopterimiz bizim kiralamış olduğumuz kendi helikopterlerimiz. Dolayısıyla bu 55'e tamamlanacak, onu söyleyelim. Aynı şekilde uçaklarımız var. Bu uçaklarımız da 20'ye tamamlanacak. Ama bu helikopterlerimizden 10 tanesi var ki bu helikopterler gece görüş özelliği olacak. Allah izin verir de ve de böyle zamanlara da ihtiyacımız olmaz ise inşallah envanterimizde bu vasıfları olan helikopterlerimiz de 4 Temmuz itibariyle artık bulunmuş olacak. Sabotaj iddiaları üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da orman yangını ile ilgili soruşturma başlattı. Emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar. Ona göre yani bir doğal sebeple mi çıktı, yoksa bir kamp sebebiyle mi çıktı, yoksa bir sabotaj mı var? Bütün bunlar değerlendiriliyor. Altıyı 7 dakika geçiyor saat. Hemen bölgedeki şu anı, şu durumu gösterelim ve anlatalım sizlere. Yasin Anzerli katılacak yayınımıza. Yasin Anzerli'ye bırakalım sözü, yayını. Yasin Anzerli, Allah kolaylıklar versin diyor ve seni dinliyoruz. Teşekkürler Erkan'tan. Bizler de haber ekranlarından aslında güzel haberler verebiliriz. Çünkü şu anda bölgede Marmaris'te birçok noktada aslında kontrol altına alındığını, orman yangınlarının söyleyebiliriz. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde 20 civarında meydana gelmişti bu bölgede orman yangını ve direkt olarak hem havadan hem karadan müdahale yapıldı. Saatler boyunca bu müdahale devam etti. Geçtiğimiz artık saatlerde en fazla mücadelenin olduğu aslında noktadayız. Bir yandan da o noktadan görüntü paylaşmak istiyorum. Burası büyük bir odun deposu, büyük bir tomruk deposu. Bu bölgeye alevler yaklaştı ve burada binlerce stoklanan ürünlerin yanması da söz konusuydu ki o bölgede çalışmalar çok fazla oldu. Arazözler yoğun bir şekilde bu noktada çalışmalarını gerçekleştirdi. Az önce de yangın söndürme helikopterlerinin saltoları bu noktadaydı. Onlar da sabah itibariyle artık gün aydınlanınca havadan müdahalede tekrar başladığını söyleyebiliriz. Akşam saatlerinde karadan müdahaleler vardı ama az önce de yangın söndürme helikopterlerinin bölgeye intikal ettiğini söyleyelim. Zaman zaman onları görmemiz de artık mümkün oluyor. Tabii hatırlayacak olursak Marmaris'in önemli bir noktasında yangın çıkmış ve direkt olarak müdahale edilmişti. 20.02'de geçtiğimiz gün meydana gelen yangında yaklaşık 8 dakika sonra 20.10'da müdahaleler başlamıştı. Çok sayıda arazöz var. Bölgedeki ekiplerin yoğun bir çalışması söz konusu. Sadece görevli personel değil, bölgedeki vatandaşımız da cansiperane bu noktada yangınla mücadele etmek için onlar da destek oluyorlar. 2000'in üzerinde, hatta 2500'ün üzerinde personel çalıştı. Bunun altını çizmek istiyorum ki yüzlerce kara aracı bu noktalarda görev yaptı. 20 adet yangın söndürme helikopteri bölgede özellikle günün aydın saatlerinde hiç durmadan onlar da bu çalışmalara katıldı. 14 yangın söndürme uçağı da yine bölgede bu çalışmalara katıldığını söyleyebiliriz. Dün gece en fazla belki de yoğun mücadelenin olduğu saatleri yaşadık. Birçok noktada kontrol altına alındı. O alevlerin önleri kesildi. İş makineleri anlık bölgeye yetişti ve
alevlerin yükseldiği noktaların önlerine hemen iş makineleri kazarak artık orada farklı bölgelerdeki ağaçlarla iletişimini kestiler aslında. Bunu da net olarak söyleyebiliriz. Bunun etkisini çok fazla gördük ve yangın kısa sürede bazı noktalarda alevler yükseldi ve o yükselen alevlerin de önüne geçildi. Birçok şehirden geldiğini bahsetmek istiyorum. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız devam ettirirken su tankerleri geldi. Hem yerel yönetimler bu su tankerlerini bölgeye sevk etti birçok şehirden, hem de resmi kurumlar bu noktada, onlar da devlet su işleri gibi kurumlarda su tankerlerini hiç durmadan o bölgeye, bulunduğumuz noktaya sevk ettiklerini söyleyebiliriz. Biraz daha ilerleyeceğim. Az önce orada alevler yükselmişti tekrar. Yangın söndürme helikopterinin su boşaltmasıyla o alevler biraz daha aşağı doğru indi. Ve bu dumanı şu anda görebiliyoruz. Arazözlerin özellikle o noktaya ulaşmalarının zor olduğunu söyleyelim. Arazi çok engebeli bir arazi, yüksek bir arazi. Ve Marmaris'te bu tip yerleri, bu tip yangındaki yerleri görmemiz çok mümkün. Çünkü çok üst noktalarda bu yangınlar meydana geldi. Yerleşim yerlerine neyse ki yaklaşmadan engel olunduğunu belirtebiliriz. Kısa bir süre içerisinde havadan da destekle beraber tamamen yangının söndürülmesi ve artık soğutma çalışmalarına da geçilmesinin beklendiğini söyleyebiliriz Erkan Tan. Yasin Anzerli bölgedeki son durumu anlattı, gösterdi. Allah kolaylık versin. Cansiperane bir biçimde yangını söndürmek için herkes seferber olmuş vaziyette. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'teki yangın bölgesine gitti ve bir algı oluşturmaya çalıştı. Hükümeti sorumlu tuttu. Uçağı da helikopteri de biz getiririz vaadinde bulunurken müdahale eden helikopter sesleri konuşmasını bastırdı. Evet, alevler yaklaşık 100 metre yakınımıza kadar geldi. Verin görevi bize, biz yapalım. Açarız bir kampanya. Gece görüşü olan uçağı da helikopteriyle getiririz buraya. Yangına havadan müdahale yok diye algı oluşturmaya çalışıyordu. Sesini alevlere müdahale eden helikopterler bastırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'te orman yangını çıkan bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yaşanan orman yangını hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçerek yangınlardan hükümeti sorumlu tuttu. Kılıçdaroğlu'nun vaadi sırasında yangına müdahale eden helikopterlerin sesi net bir şekilde duyuldu. Hatta sesini bastırdı. Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya. Gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sırasında çekilen bir fotoğraf karesi ise sosyal medyada çok konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun yangına müdahale edecek uçağı, helikopteri biz getirelim sözleri sırasında çevresinde bulunanların bölgeden geçen helikoptere bakması dikkat çekti. A Haber'e konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çalışmaları görmezden gelerek algı oluşturmak isteyen Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Atmış olduğu bu adımları önemsizleştirmek, değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takdim içerisinde olmak, yani bu siyasetin ahlakına asla uymayan, sığmayan hadiseler. Yani biz burada bu mücadeleyi verirken bir partinin genel başkanının bunların hiçbirinin olmadığını, bu envanterin olmadığını söylüyor olması gerçekten esef verici, üzüntü vericidir. Hükümeti helikopter konusunda suçlarken tepesinden helikopterler geçiyor. Karikatür gibi bir durum. Adam kendisi iyice karikatüre döndü. Devam edelim yayınımıza efendim. Canla başla, canlarını feda edercesine bu yangını söndürmek isteyen yüzlerce, binlerce insan şu anda görev başındalar efendim. Bu tür tespitler, konuşmalar onların da emeklerine ve canlarını feda edercesine gösterdiği bu fedakarlıklara korkunç bir saygısızlık. Ayrıca bu yangınların neden çıktığı da
önemli. Bütün bunlar konuşulurken bu yangınları bilerek, isteyerek, planlayarak çıkartan PKK, PYD, YPG'li, eli kanlı katiller, bunlar siyasi parti maskeli adamları, HDP mensupları ayrıca gölgeleniyor ve gerçeklerden kaçırılıyorlar. Devam edelim yayınımıza efendim. Saat 6:15 dakika geçiyor. Burası A Haber. Afganistan 6,1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremde binlerce kişi de yaralandı. An earthquake of magnitude 6.1. Afganistan 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. At least 950. Deprem ülkenin Pakistan sınırında bulunan Host kentine 44 kilometre uzakta meydana geldi. En çok etkilenen bölge ise Paktiva eyaleti oldu. Buildings were reduced to rubble and helicopters were deployed in the rescue. Binden fazla kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi ise yaralandı. Deprem komşu ülkeler Pakistan ve Hindistan'da da hissedildi. Afganistan ordusu bölgeye helikopterlerle yardım gönderdi. Arama kurtarma ekipleri Paktika eyaletinde yıkılmış evlerdeki yaralılara ulaşmaya çalışıyor. Yetkililer depremden etkilenen bazı köylerin dağlık bölgelerde olduğunu ifade etti. Gelen bilgilerle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Afganistan'daki bu depremde ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılar var, Allah sağlık versin, şifa versin. Dua ediyoruz. Allah betelerinden esirgesin inşallah. Sabah aşası devam ediyor. Saat 6:17 dakika geçiyor. Türkiye'nin önde gelen kanaat önderlerinden İsmail Ağa cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu vefat etti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, yakınlarına Allah sabır versin. Mekanı cennet olsun inşallah. Mehmet Seyrek karşımızda. Mehmet Seyrek'e soralım. Mehmet Seyrek, kolay gelsin, ayrıntılar sende. İyi sabahlar Erkan Tan. Bizler şu anda Mahmut Efendi'nin Beykoz'daki evinin önündeyiz. Şimdi kameraman Özden Kul son durumu ekranlara taşıyacak. Gece saatlerinde vefat haberi gelmişti. Torunu Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu, Mahmut Efendi Hazretleri dedem Hazreti Allah'a vasıl oldular paylaşımında bulundu. İşte bu bilginin hemen ardından cemaat gece saatlerinde kalktı. Önce İsmail Ağa Camii'ne gidenler oldu. Daha sonrasındaysa Beykoz'daki Mahmut Efendi'nin evine doğru geldiler. 93 yaşındaydı Mahmut Usta Osmanoğlu. Kadıköy'deki özel bir hastanede yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı uzun süredir tedavi görüyordu ve yoğun bakıma alınmıştı. Gece saatlerinde Hakk'a yürüdüğü haberi geldi. Cenazesi şu anda ekranlarınıza gelen eve getirildiği bilgisini paylaşalım. İçeride çok yoğun bir izdiham var. Zaten Çavuşbaşı mahallesinde park edilmiş sağlı sollu kilometrelerce araç kuyruğu var ve hala da gelmeye devam ediyorlar. Tabii gün içerisinde şehir dışından gelenler de olacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler olacak ve bulunduğumuz bu noktaya giriş dahi imkansız hale gelecek. Öte yandan Mahmut Efendi Hazretleri'nin yarın defnedileceği bilgisini paylaşalım. İsmail Ağa Camii'nin resmi hesabından bir duyuru yapıldı. Cuma günü cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınacağı bilgisi paylaşıldı. Bizler de şu anda görüntüleri Beykoz'daki evinden getiriyoruz. İçeri girişimiz henüz yasak çünkü orada bir İzdiham oluştuğu bilgisi var. Ancak bu haberi duyan cemaat buraya gelmeye devam ediyorlar. Bir güvenlik önleminin de alındığını belirtelim. Şu anda bizler bu noktadan takibimizi sürdürüyoruz ve gece saatlerinde gelmişti haber. Mahmut Efendi Hazretleri'nin de cenazesi şu anda evine getirildiği bilgisini paylaşıp sözü stüdyoya bırakalım. Erkan Tan. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Mehmet Seyrek yayınımıza katıldı. Mekanı cennet olsun inşallah. Sevenlerine, takipçilerine, ailesine Allah sabır versin. Dua ediyoruz efendim.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da önemli bir misafir ağırladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı üst düzey ziyaretler sıklaştı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman yaklaşık 2 aylık aradan sonra Türkiye'ye iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Muhammed Bin Selman'ı külliyede kabul etti. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başlamasına yönelik ortak kararlılık en güçlü şekilde vurgulandı. Taraflar karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması için kamu ve özel sektör iletişimini artırma kararı aldı. İki ülke ortak ilgi alanlarında işbirliğini artıracak ve uzmanlar birbirleriyle tecrübelerini paylaşacak. Taraflar yapay zeka, dijital teknolojiler ve akıllı şehirler alanlarında üretim ve yatırım ortaklıklarını geliştirecek. İki ülkenin bilim insanları karşılıklı ziyaretler gerçekleştirecek. Savunma işbirliği alanlarında imzalanan anlaşmalar etkin hale getirilecek. İki taraf adli işbirliği gerçekleştirecek, hukuki ve adli alanlardaki uzmanlar tecrübelerini paylaşacak. Turizm, sağlık ve ulusal sivil havacılık alanlarında işbirliği artırılacak. Erdoğan ve Selman görüşmede bölgenin istikrar ve huzurunun güçlendirilmesi için bölgesel ve uluslararası konularda da işbirliğini artırma çabalarını teyit etti. Taraflar bölge ülkelerinin egemenliğinin ihlal edilmemesi ve bu ülkelerdeki krizlere siyasi çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Suudi Arabistan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ümmetin iki önemli evladı, iki önemli devleti efendim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin giderek artan bir hal alması hem ümmete hem dünyaya iyilik getirir. İnşallah onlar gerçekleşecek. Moskova'da Türk ve Rus askeri heyetler arasında kritik bir toplantı vardı. İki ülke heyetleri tahıl koridorunu ele aldılar. Türk ve Rus heyetleri Moskova'da bir araya geldi. Kırmızı Hat diplomasisinin ilk görüşmesi gerçekleşti. Türkiye gıda krizine son vermek için adımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Rusya arasında kırmızı hat oluşturulmasına karar verilmişti. Bu kapsamda askeri heyetler ilk toplantılarını Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdi. Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen toplantının ardından ilk somut sonuç da elde edildi. Rusya'nın kontrolünde bulunan Mariupol'deki limanda demirli olan Türk kuru yük gemisi Azov Concord limandan ayrıldı. Bu, Mariupol'den ayrılan ilk yabancı gemi olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Toplantının gündeminde tahıl koridoru da vardı. Sorunun çözümü için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in katılımıyla görüşmeler önümüzdeki süreçte gerçekleşebilir. Gündemdeki bir başka konu da Türkiye'ye ait 2 adet A400M nakli uçaklarının durumu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakların Türkiye'ye emniyetle ulaşımı konusu da görüşmede masaya yatırıldı. Koronavirüs geldi dünyanın başına ya da getirildi. Şeytana tapanlar, emperyalist yamyamlar bu virüsü dünyanın başına bela ettiler. 2 yıl bütün dünya kapandı. Ekonomik ve sosyal sonuçları oldu bunun. Tam kurtulduk, kurtuluyoruz derken Rusya-Ukrayna savaşı başlatıldı. Rusya, Ukrayna'da sadece Ukrayna ile değil İngiltere ve Amerika başta olmak üzere bütün Batı ile savaşıyor. Bir üçüncü dünya savaşı var sevgili dostlar. Dolayısıyla bütün bunların toplamından oluşan ekonomik ve sosyal çalkantılar sadece ülkemizde yok. Kendisine muhalifim diyenlerin yamultmaya çalıştığı gibi ekonomik ve sosyal çalkantıların sadece Türkiye'de olduğunu zannedenler bir yanılırlar. Bilerek yapıyorlarsa yalan ve iftira yaymış olurlar. Salgın, tedarik zincirinde kırılma, Ukrayna-Rusya savaşı, küresel çapta enflasyon artışı sürüyor.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi tüketici fiyat endeksi verilerini paylaştı. O verilere göre ülkede Mayıs ayı enflasyonu %9,1'e yükseldi. Bu son 40 yılın rekoru. İngiltere'de enflasyon Nisan ayında %9'a çıkmıştı. Enflasyondaki artış enerji faturalarında hane başına yıllık ortalama 694 sterline varan artış yaşanmasına neden olmuştu. Enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında son dönemde gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışların etkili olduğu belirtiliyor. İngiltere Merkez Bankası 2022 enflasyon tahminini %11'in üstü olarak açıklamıştı. Yani ekonomik ve sosyal çalkantılar, iniş çıkışlar sadece Türkiye'de yok. Türkiye'de kendisine muhalifim diyenlerin yamultmaya çalıştığına inanmayın. Onlar Türkiye'ye muhalefet ediyorlar, iktidara değil. Dünyanın her ülkesinde korkunç bir enflasyon, hayat pahalılığı, ekonomik ve sosyal çalkantılar var. Savaş var efendim. Savaş yapıyor Rusya, Ukrayna'da, Batı ile ve 3. Dünya Savaşı'ndan bahsedenler var. Masal değil bunlar. Sabah ajansı sürüyor. Şimdi efendim Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasındaki durumdan bahsedeceğiz. Aslında tabii iki kurum yok ortada. Artık CHP ve HDP bir siyasi yapı oldular. Saldırmak doğru değil. Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil. Efendim, kabul etmiyoruz. Milletvekili ya da herhangi biri kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez. Olayın öncesini biz bilmiyoruz. Orada yoktuk. Orada milletvekiline karşı provokasyon varsa o da kabul edilemez. Faik Öztrak sözlerinden geri adım attı. Oğuz Kağan Salıcı evine ziyarete gitti. HP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, soluğu Ahmet Türk'ün Mardin'deki evinde aldı. HDP'ye bakanlık iddialarının konuşulduğu bir dönemde muhalefete somut adımlar bekliyoruz diye seslenen Türk, konuğunu sıcak karşıladı. Salıcı yerine kayyum atanan Ahmet Türk'e Mardin Belediye Başkanı sizsiniz diyerek destek verdi. CHP'nin bu hamlesi gönül alma ziyareti olarak yorumlandı. HDP'nin tepkisinin ardından CHP'nin Salih Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına evet demeyeceği belirtildi. Milletvekillerimiz dosyayı gördükten sonra kendi kanaatlerine uygun şekilde kararlarını vereceklerdir. Libya tezkeresinde de bir ve beraberdiler efendim. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunun önünde, milletin huzurunda bas bas bağırıyor Libya'da ne işimiz var diye. Libya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin yer alması mavi vatandaki egemenlik hakları gereğidir. Tarihin, ecdadın bize bıraktığı mirasın gereğidir. Ama ve lakin Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP ne istiyorsa HDP onu yapan bir yapı oldu CHP. Hayır oyu vereceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu süre uzatma tezkeresine evet diyoruz. Oy kaygısı Akşener'e geri adım attırdı. Önceki Libya tezkeresine karşı çıkan İyi Parti, aynı içeriğe sahip olan tezkereye bu kez evet oyu verdi. Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. İyi Parti'nin 2023 seçimleri öncesi bu taktiksel hamlesi samimiyetsizlik olarak yorumlandı. Tutarsız dış politika anlayışı bir kez daha deşifre oldu. Bu tezkerenin Türkiye'ye hayır getirmeyeceğini, milletimize hayır getirmeyeceğini ve milli güvenliğimizi tehdit altına alacağına dair kanaatlerimizle hayır oyu vereceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz daha önce hayır oyu verdiğimizle bugünkü tezkere arasında herhangi bir fark göremedik. İyi Parti bu kararıyla CHP ile ters düşerken iki tezkere arasında farkın olmadığını ana muhalefet partisi de kabul etti. Biz elimizi kaldırırken orada vatanı için değil, Libya'daki kavga için şehit düşen
Çocuklar için el kaldırmak istemiyoruz. CHP'de benzer kaygılar nedeniyle daha önce zoraki de olsa evet dediği Suriye ve Irak tezkeresine HDP'nin çağrısı üzerine hayır oyu vermişti. Bu tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz. Bu kez hayır diyelim. Evet dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu bu. Ona oy veren milyonlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yaptıkları sizi temsil ediyor mu? Soru bu. Gazetelerle Sabah Ajansı devam ediyor efendim. Burası A Haber, saat 6:32 dakika geçiyor. Sabah gazetesinde seferberlik. Devleti bütün kurumları Marmaris'teki orman yangınında olağanüstü bir çabayla müdahale ediyor. Başlık bu efendim. Ve Suudi Arabistan'la yeni işbirliği dönemi, Muhammed Bin Selman ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları bütün gazetelerde var. Afganistan'daki deprem haberi var bütün gazetelerde. Takvim gazetesindeyiz yine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafları da var. Soygunun hesap dökümü, şirket sahibi yüksek mühendis Ceren Hanım dolandırılmıştı, onunla ilgili haberler var. İmamoğlu heykel vatandaş ulaşım derdinde. Ona bakma, buna bak. İşi gücü bıraktı, memleket gezmeye başladı. Trabzon'da kendi heykeline hayran kaldı. Fotoğrafı var. Ama İstanbul'da millet toplu ulaşımda korkunç anlar yaşıyor. Onun da fotoğrafı var. Yeni Asır gazetesi, yeşil vatan için devlet sahada, fotoğraflar var. Yangın bahane, ihanet şahane demiş Şahan'ın. Fotoğrafı var Yeni Asır gazetesinde. Türk gündeyiz efendim. Şehitlerimizle ilgili haberler var. Yüreğimiz yandı. İki şehit, Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz de ilerleyen dakikalarda bu haberleri ekranlarınıza getireceğiz. Yangına karşı büyük mücadele Türk Gün gazetesinde efendim. Ve bunlar Türk olamaz başlığı var. Bu başlıkta Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilinin muhalefetin Yunanistan'ın yaptıkları ile ilgili suskunluğu konusundaki bir başlık. Akşam üniformalı keçiler Türkiye'ye sadece 8 kilometre uzaklıktaki Keçi Adası'ndan bahsediliyor. Yunanistan'ın adaları nasıl silahlandırdığıyla ilgili önemli bir haber efendim. Akşam gazetesinde Yeni Şafak. Sabotaj yangını, Yeni Şafak'taki başlık, çıkan orman yangınları ve sabotaj ihtimali üzerindeki başlıklarla çıkmış. Başsavcılık soruşturma başlattı. Böyle bir ortamda yangın olmaz. Türkiye'nin son birkaç yıldır yaz aylarını ciğerini yakan orman yangınlarıyla boğuşarak geçirmesi habere konu olmuş. Sıcaklık, nem ve rüzgar hızının doğal yangına elverişli görülmediği bir ortamda Marmaris'te aynı anda 3 yerde yangın çıktı. Ayrıntılar var efendim burada. Devam ediyor. Ben gitmem. Siz gönderin. Mesut Özil Fenerbahçe'ye bunu söylemiş. Ben gitmem. Siz gönderin. Ve Yeni Birlik, ortak kararlılık vurgusu. Yeni Birlik'te de Muhammed Bin Selman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi fotoğraflarıyla yer alıyor. Ve efendim İngiltere Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor. Keçi Adası'ndaki provokasyon Yeni Birlik'te de var. Ve foto maç. Fener Yıldız Avı'nda transferde sıcak saatler yaşanıyor. Gelişmelere yer verilmiş. Okan Buruk Cimbom'da Galatasaray genç hocayı dün gece kapa bildirdi. Trabzon'a gitmek istiyorum. Bu da yine Trabzonspor'a gelmek isteyen futbolcularla ilgili haber. Ve Dursun Özbek Galatasaray adası konusunda bize büyük destek veren Cumhurbaşkanımıza büyük bir teşekkür gönderiyorum demiş. O da var Foto Maç gazetesinde. Sabah Ajansı sürüyor efendim. Saat 6:35 dakika geçiyor ve yayınımız yoklama kaçağı bakaya durumundaki 550 bin kişiyi yakından ilgilendiren bedelli askerlik meselesi hakkındaki haberle devam ediyor. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair bir düzenlemeyi içeriyor. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya durumundaki 550 bin kişiyi yakından ilgilendiren bedelli askerlik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte bedelliden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten yararlanması sağlanacak.
Buna göre bedelli askerlik ücreti ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanacak. Bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar başvurunun kabul edilmesinden sonra vazgeçerlerse yeni bir hak talep edemeyecek. Teklifte bedelli askerliğin yanı sıra dövizli askerlik yapanlar, firari ve mahkemelik olanlarla ilgili de düzenlemeler yer alıyor. 20 maddelik teklifte astsubaylara da müjde var. Astsubayların 9. derece 1. kademe yerine 9. derece 2. kademeden göreve başlamalarına ilişkin bir düzenleme. Yine bu da. Düzenlemeyle Genelkurmay Başkanlarının yaş haddi 72'ye yükseltiliyor. Böylece her yıl birer yıl uzatılarak göreve devam etmelerinin yolu açılıyor. Teklife göre askeri araç kazalarında kasıt veya ağır kusur durumu haricinde er ve erbaşlar sorumlu tutulmayacak. Milli Savunma Bakanlığı kadrolarının idari işlemlerinden doğan uyuşmazlıklarda Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum idare mahkemeleri yetkili kılınıyor teklifle. Operasyona gittiği için astsubaylık sınavını kaçıran uzman er ve erbaşlara ilave sınav hakkı da tanınıyor. Şimdi efendim savunma sanayimizden bahsedeceğiz. Savunma sanayindeki gelişmeler yaşandıkça bir, düşmanlarımız kuduruyor. İki, düşmanlarımızın Türkiye'de şubeleri var, uzantıları var. Düşmanlarımızın Türkiye'de siyasi partileri var yahu. Onlar da kuduruyorlar. Türkiye'nin havadaki gözleri oldu. Hedefleri tam isabetle vurdu. Görev yaptığı her coğrafyada başarısını arttırdı. Harp sahalarında dünyanın en başarılı platformları olan Türk sihaları mühimmat çeşitliliğiyle de rakiplerine fark atıyor. Milli sihaların en önemli güç çarpanı da milli imkanlarla üretilen mini akıllı mühimmat yani MAM ailesi. Bayraktar TB2, Anka, Akıncı ve Aksungur'da en çok kullanılan mühimmatlar MAM-L ve MAM-C olurken ailenin en yeni üyesi MAM-T'de önemli kabiliyetler sağlıyor. Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L'nin azami 15 kilometre menzili bulunuyor. Türkiye'nin en hafif SİHA mühimmatı olan MAM-C ise yaklaşık 6,5 kilogram ağırlığıyla özellikle antipersonel görevlerinde başarılı sınavlar veriyor. Yaklaşık 94 kilogram ağırlığa sahip MAM-T ise özellikle ağır zırhlı hedefler için geliştirilirken şimdilik sadece Akıncı'dan atılabiliyor. Bayraktar TB2'nin başarısını artıran Bozok lazer güdümlü minyatür SİHA mühimmatının 15 kilometre menzili bulunuyor. Seri üretime geçen Bozok'u şimdilik sadece TB2 atabiliyor. Bayraktar TB2 ile Anka'nın yanı sıra taarruzi İHA'larda da Teber gibi yerli güdüm kitleri kullanılıyor. Teber temel olarak MK-81 ve MK-82 genel maksat bombalarına vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla entegre edilen bir lazer güdüm kiti. Hem Akıncı hem de Aksungur üzerinden Teber atışı yapılabiliyor. Türk sihaları tarafından kullanılan mühimmatlardan bir diğeri de yüksek hızlı hedef uçak sistemi olarak tanımlanan Şimşek. Üzerinde yapılan geliştirmelerle uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline gelen Şimşek, şimdilik sadece Anka'dan atılabiliyor. Ayrıca Aksungur SİHA'yla kanatlı güdüm kiti takılı mühimmatlar hedefe yollanabiliyor. Yakın zamanda yapılacak entegrasyon çalışmaları sayesinde Anka ile Aksungur'dan Kuzgun atılacak. Akıncı'dan yapılacak NEP-84, Çakır, Somje, Sungur, Gökdoğan ve Bozdoğan atışları da sektörün merakla beklediği gelişmelerden bazıları. İstanbul Beyoğlu'nda bir pasajda restoran işleten iki grup arasında müşteri kapma nedeniyle bıçaklı kavga çıkmış. Müşteri kapma kavgası çıktı. Kavgada CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu bıçakla yaralandı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Pasajda bulunan iki restoran sahibi arasında müşteri kapma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoran sahipleri birbirine girdi. Bir süre sonra taraflar ayrıldı ancak restoran sahibinin yakınları pasaja gelince
Ortam yeniden gerildi. Bu kez bıçaklı kavga çıktı. Kavgada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mithan Alican Tanrıkulu ve yeğeni Mehmet Cemal Tanrıkulu hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı. 3 iş yeri ise mühürlendi. Burası A Haber, Sabah Ajansı devam ediyor sevgili seyirciler ve dinleyiciler. İstanbul'da, Esenyurt'ta yine bir kavga haberi var şimdi yayında sırada. İki grup arasında park yeri nedeniyle kavga çıkmış. Taş ve sopalar havada uçuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü. Olayın adresi İstanbul Esenyurt. İddiaya göre otomobilini emlakçı dükkanının önüne park eden bir kişi, dükkan sahiplerinden olumsuz yanıt alınca iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce sokak ortasında birbirine girdiler. Ortalık savaş alanına döndü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı. Otomobilde hasar oluştu. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat polisi sevk edildi. Ekipler kavgayı ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, bir mesaj geldi. Her sabah bizi seyreder. Çoğu sabah da mesaj atar. Seyircimiz, dinleyicimiz taksici. Taksici Sofi Salih. Abi, ormanlar üzerinde resmen organize bir suç çetesi var. Bir taraf ormanlarımızı bilerek, isteyerek yakıyor. Diğer taraf onların militanları devlet söndüremiyor diye propaganda yapıyor. Tam bir çete işi. Bunların sözde sanatçıları, kalemşörleri var. Emirgan korusunda kesilen ağaçlara, Ortaköy Beşiktaş arasındaki çınarlara, duvarlardaki peyzaj yeşilliklerinin sökülmesine hiç ses çıkartmadılar. Sorsam bunlar vatansever. Abi, bunlar saman sever. Saman sever diyor. Taksici Sofi Salih'e selam. Yayına devam. Saat başında yeniden karşınızda olacağız. Burası A Haber. Sabah Ajansı'nı takip ediyorsunuz. Saat tam 7. Sabah Ajansı yeniden huzurlarınıza geldi. Burası A Haber. A Haber televizyonundasınız. A Haber radyodasınız. Ortak yayınımız devam ediyor. Saat 6'da başlar Sabah Ajansı. Yani saat 6'dan beri haberleri veriyoruz. Haberleri vermeye ikinci yayın kuşağımızda da devam ediyoruz. Alevlerle mücadelede 35. saat sevgili seyirciler ve dinleyiciler, devlet bütün kurum ve kuruluşlarıyla seferber, gönüllü vatandaşlar can siperhane bir biçimde yangını söndürmeye çalışıyorlar. Herkes araçlarının başına. Boşaltıyoruz burayı. Boşaltıyoruz. Herkes araçlarının başına. Çek hortum, hortum çek. Yol kenarları sağlı sollu yanıyor şu anda. Tamam mı durum? Tam zirvedeyiz, müdahale ediyor şu an. Rüzgarın hızı çok etkili. Görüyorsunuz işte. Bakın hemen. Havadan helikopter ve uçaklar, karadan arazözlerle müdahale edildi. Alevlerle mücadele zor anlar yaşattı. Yer Muğla Marmaris. Bördübet bölgesindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin 3 noktadan yükseldiği iddia edildi. Bu durum sabotaj iddiasını gündeme getirdi. Bakın şu an ateşten gitmeyin, suyumuzu bitirmeyin lütfen. Evet, alevler o kadar yaklaştık artık bulunduğumuz noktaya. Rüzgarın hızı çok etkili. Görüyorsunuz işte, bakın hemen Kızılçam Ormanı'nın bulunduğu noktaya kadar geldi alevler. Ve şu saat itibariyle bu bölgede arazözlerin bu noktaya dakikalar sonra müdahalesi olacak. Ama rüzgar çok hızlı. Bakın kozalaklarla birlikte o rüzgarın hızıyla alevler nasıl yayılıyor şu saat itibariyle. Gökova Körfezi ile Değirmenyanı bölgesinin olduğu nokta, Bördübet'in tam arası burası. Söndürme çalışmalarına 362 araç, 20 helikopter ve 14 uçak katıldı. Bölgede rüzgar da etkiliydi. Evet.
Evet, alevler yaklaşık 100 metre yakınımıza kadar geldi. Evet, Marmaris yangını şiddetli rüzgarın etkisi ve ağaçlardaki yüksek reçine oranından dolayı şiddetini artırarak devam ediyor. Yangının yön değiştirme ihtimaline karşı Marmaris'e bağlı bazı mahalleler tedbir amaçlı boşaltıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yangın bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz yıl 3 uçağımız vardı. Şu anda envanterimizde 20 uçak. Geçtiğimiz yıl 39 helikopterimiz vardı. Bu yıl 55 helikopter. Yine geçtiğimiz yıl 4 İHA'mız vardı. Bu yıl 8 İHA. Artı bunlara ilave olarak bizim akıllı sistemleri de dikkate alarak, onlardan gelen verileri de analiz ederek karar veren bir yapay zeka uygulamamız var. Bu da hayata geçti. Bunlardan ayrı olarak da ya bir nevi ormanın özel harekatçısı olarak nitelendirilebilecek sayıları 462 civarında olan özel birliğimiz de var. Özel ormanla mücadele ekibimiz de var. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ilk andan itibaren bölgedeydi. Şimdi şansımız rutubet yüksek. 20 tane helikopterimiz bizim kiralamış olduğumuz kendi helikopterlerimiz. Dolayısıyla bu 55'e tamamlanacak, onu söyleyelim. Aynı şekilde uçaklarımız var. Bu uçaklarımız da 20'ye tamamlanacak. Ama bu helikopterlerimizden 10 tanesi var ki bu helikopterler gece görüş özelliği olacak. Allah izin verir de ve de böyle zamanlara da ihtiyacımız olmaz ise inşallah envanterimizde bu vasıfları olan helikopterlerimiz de 4 Temmuz itibariyle artık bulunmuş olacak. Sabotaj iddiaları üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da orman yangını ile ilgili soruşturma başlattı. Emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar. Ona göre yani bir doğal sebeple mi çıktı, yoksa bir kamp sebebiyle mi çıktı, yoksa bir sabotaj mı var? Bütün bunlar değerlendiriliyor. Şimdi hemen bölgedeki son durumu hem anlatalım hem gösterelim sizlere. Yasin Anzerli bölgede yayınımıza katılmak üzere hazır bekliyor. Yasin Anzerli, günaydın, seni dinliyoruz. Günaydın Erkan Tan. Marmaris yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Bir önceki yayında değirmen yanı mevkiindeydik. Ve büyük bir tomruk ve odun deposunda gece boyunca süren mücadeleyi aktarmıştık. Şu anda da yerleşim yerlerinin olduğu noktadaki o bölümdeyiz. Hisarönü mevkiindeyiz. Tabii burada da gece boyunca en fazla mücadelenin olduğu noktalardan biri oldu bu noktada. İş makineleri hemen evlerin arka tarafında bulunan bölgede yol açtılar. Özellikle arazözlerin girmesi için ve buradaki bölge temizlendikten sonra da evlere alevlerin ulaşmaması için yoğun bir çaba yaşanmıştı. Şu anda dumanlar hala o bölgede devam ediyor. Yangın söndürme helikopterleri de bölgede aralıksız çalışmalarına onlar da başladı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika önce yangın söndürme helikopterlerinin de çalışmalara başladığını, yine yangın söndürme uçaklarının da bu çalışmalara tekrar olarak başladığını söyleyelim. Büyük bir alandan bahsediyoruz ki dün özellikle öğleden sonra rüzgarın etkisiyle birlikte geniş bir alana yayılmıştı Marmaris'te meydana gelen orman yangını. Ekipler karadan ve havadan müdahalelerini gerçekleştirdi. Çok sayıda iş makineleri de bu noktada görev yaptılar. Yüzlerce arazöz, hem Marmaris hem Muğla'daki arazözler ve bölge illerdeki arazözler de bu noktalara geldiler. Karadan müdahale çok önemli. Onu da altını çizmek istiyorum. Hem gece hem de gündüz çünkü bu müdahale olabiliyor. Bu noktada da evler boşaltılmıştı. Aslında haberimizde de yer aldı. Bu bölgedeki evler tahliye edildi. Vatandaşın herhangi bir canına bir şey gelmesin diye bu noktadaki vatandaşlar daha güvenli yerlere aktarıldı. Neyse ki korkulan olmadı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığını iki günlük süreçte bunu da söyleyebiliriz.
Ve aynı zamanda kolluk kuvvetleri de bölgede, hem jandarma hem emniyet güçleri de bölgede gecenin ilerleyen saatlerinden bu yana onlar da mücadele ediyorlar. Tabii soruşturma da başlatıldı. Onun da hemen altını çizelim. Herhangi bir sabotajın olup olmadığıyla ilgili savcılık soruşturma da başlattı bu konuya dair. Tomalar da çok fazla görev yaptı gece boyunca. Hem emniyetin tomaları hem jandarma tomaları da nokta atışı yaptılar. Bazı lokal bölgelerde yükselen alevleri söndürmeye çalıştılar. Başarılı da olduklarını söyleyelim. Yangın söndürme helikopterleri biraz daha bu noktalarda gözlemleyebiliyoruz. Farklı bölgelere sularını boşaltıyorlar. Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyelim ki alevler yükseldiği anda direkt o noktaya hemen müdahale geliyor. An itibariyle Hisarönü mevkiinde yükselen alevler artık tamamen yere indirilmiş durumda. Karadan müdahale daha kolaylaşmış durumda. O da işte havadan müdahalenin günün ilk saatlerinden itibaren aydınlanmasıyla birlikte bu işlemde yapıldı. Yine bir tane daha görebiliyoruz. 20 yangın söndürme helikopteri an itibariyle görev yapıyor. 14 de yangın söndürme uçağı görev yaptığını söyleyelim. Tabii alt tarafta da havadan müdahale devam ediyor. Bir yandan onu söylüyoruz ama burada arazözlerin olduğu, iş makinelerinin olduğu bölümlerde de tedbir amaçlı arazözler bekliyor. Olası bir rüzgar artışında yükselebilecek alevler, yerleşim yerlerine doğru gelebilecek alevlere karşı tedbir amaçlı onlarca arazöz de bölgede bekliyor. Tabii sağlık ekiplerini de görmemiz, çok sayıda sağlık ekibini aslında görmemiz mümkün. Hem UMKE hem de çok sayıda ambulanslar bölgede herhangi bir olumsuz duruma karşı hem çalışanların, personellerin hem de bu bölgede ekiplere destek amaçlı bu bölgede mücadeleye katılan vatandaşların da olası bir olumsuzluk yaşaması halinde direkt olarak müdahale için bekliyorlar. İşte az önce de ekrana getirdiğimiz gibi helikopterin biri gidiyor, biri geliyor. Mücadele de anman devam ediyor. Kısmi olarak bazı noktalarda kontrol altına alındığını yangını söyleyebiliriz ama lokal olarak bazı alanlarda hala dumanlar çıkıyor. Hala alevler var. Ama neyse ki az önce de söylediğim gibi herhangi bir can kaybı yok ve rüzgar da şiddetini baya baya azaltmış durumda. Yasin Anzerli bölgeden yayınımıza katıldı. Allah kolaylık versin yangınla mücadele eden herkese, gönüllüler var işin içinde, devletin bütün kurum ve kuruluşları canlarını feda edercesine bu yangınla mücadele ediyor, söndürmeye çalışıyor. Yangın yönetim merkezine götüreceğiz şimdi sizleri. Muğla Marmaris'te başlayan yangına hızla müdahale gerçekleştirildi. Yürütülen o çalışmalar Ankara'daki yangın yönetim merkezinden koordine edildi. Zaman oldukça önemli. Dün akşam saatinde saatler 20.02'yi gösterdiğinde yangın tespit edildi ve yalnızca 8 dakika sonra 20.10'da ilk müdahale başladı. Bulunmuş olduğumuz noktada yangın yönetim merkezi şu an itibariyle havadan yoğun bir şekilde bölge izlenmeye devam ediyor ve sevk ve idare de bu noktadan gerçekleşiyor. Türkiye orman yangınları ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Bu kez yangının adresi Muğla'nın Marmaris ilçesiydi. Ormanlık alanda çıkan yangın sonrası binlerce personel seferber edildi. Hem havadan hem de karadan müdahalenin gerçekleştirildiği yangında koordinasyonun kalbi Ankara'da bulunan yangın yönetim merkezinde attı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bu noktadaydı. Buradan çalışmalar izledi ve hızlı bir şekilde bölgeye gitti. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte bölgede izlenimlerini gerçekleştirdi ve halen daha yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bölgede bulunan kara araçlarıyla havadan müdahale gerçekleştiren 14 uçak ve 20 helikopter koordinasyon merkezinden yönlendirildi. Şu an itibariyle yangın yönetim merkezinde bakın bir helikopter hemen ortada bulunan kamerada sanırım o noktada yangına müdahale edecek. Görmüş olduğunuz gibi Oktay Erkek şimdi sizlere gösteriyor. İşte bu noktadan yapılan tüm müdahaleler hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yangının son durumu, rüzgarın şiddeti ve izlenecek yol haritası yangın yönetim merkezinden belirlendi. Ne kadarlık bir alan? 200 hektarın üzerinde bir alandan bahsetmekteyiz. 3-4 noktada çıktı ve bu aslında belirli oranda bu 3-4 noktada çıkan yangın birleşmiş durumda. Yangın yönetim
Merkezi'nin gösterdiği performansla yangının daha da büyümesinin önüne geçilmiş oldu. Yönetim Merkezi'nde ise havada bulunan, karada bulunan araçların her biri görülüyor. Bu noktadan da özellikle çevrede bulunan su kaynaklarından helikopterler ve uçaklar vasıtasıyla alınan su yangının bulunmuş olduğu noktaya doğru bırakılmaya devam ediyor. Saat 7.13 dakika geçiyor. Gazetelerde tabii doğal olarak yangın meselesi çok önemli ve büyük bir yer kaplıyor. Türkiye Gazetesi'nde farklı bir boyutuyla yer kaplamış. Yalan rüzgarı yangını körüklüyor. Moralimizi bozuyorlar. Yalanın ateşi daha yakıcı. Marmaris'teki yangını fırsat bilen sosyal medya şeytanları siyasi rantları için yine yalan pompaladılar. Sabotaj ihtimali yüksek. Gözleri de görmüyor. Efendim yine kirli yüzleriyle yalan rüzgarını estirerek yangını körükleyenler, yalanın ateşi daha yakıcı ayrıntılar var efendim. Yangınla değil yalanla da mücadele etmek lazım. Uçakların olmadığını ve yanan bölgeye otel dikileceğini söyleyen tiyatrocu ile komedyene CHP'liler sahip çıktı. Ali Öztunç yanan yerlere villalar dikiliyor dedi. Meral Akşener yine uçak yok diyerek arı gibi çalışan 34 uçak ve helikopteri görmezden geldi. CHP'li Burak Erbay'ın 4-5 uçakla müdahale ediliyor yalanını bakanlık görüntülerle çürüttü. Korkunç durum. Meral Akşener de uçak yok iddiasıyla bir gündem oluşturmaya çalıştı. Meral Akşener'in uçak yok iddiası ve bu iddianın karşısında hakikatler geliyor şimdi huzurlarınıza. Gelen bilgilere göre yine uçak yok. Görüntüleri ve haberleri endişeyle takip ediyoruz. Meral Akşener bu cümleleri kurduğu dakikalarda 14 uçak, 20 helikopter Marmaris'teki orman yangınında görev başındaydı. Ancak İyi Parti Genel Başkanı gerçekleri yine görmezden geldi. Grup toplantısında manipülasyona soyundu. Marmaris, Bördübet'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak yok, yine hazırlık yok. Yine kontrol odası pozları, bol miktarda hamaset var. Akşener gerçek dışı iddiasından birkaç dakika önce ise yalan haberle mücadele yasasını eleştirdi. Neymiş? Yalan habere karşı önlem alacaklarmış. Neymiş? Dezenformasyonla mücadele edeceklermiş. İyi Parti Genel Başkanı Akşener üstü kapalı HDP'ye mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Dengbeji susturulmuş bir Türkiye için Serhat illerinde olacağız. Marmaris'teki orman yangını ile ilgili sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlar yapanlar hakkında işlem başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın uyarısını bir kere daha arz edelim. Kamu düzenini bozmak için yalan yayanlara karşı devletin ilgili kurumlarının açıklamalarını dikkate alın demişti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Şimdi bir açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. Buna göre sosyal medya üzerinden yangına müdahale edilmediği ve otellere alan açmak için çıkarıldığı söylemlerini dolaşıma sokan hesaplar tek tek incelendiler. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların kullanıcıları tespit edildi. Haklarında işlem başlatıldı. 22.787 farklı hesaptan paylaşılan tweetlerin %60'ının bot hesaplar, yani sahte algı hesapları tarafından atıldığı vurgulandı. Bu tweetlerin %60'ının FETÖ, %17'sinin ise PKK iltisaklı oldukları duyuruldu. Şimdi tahıl krizinin çözümüyle ilgili Türkiye devrede idi ya efendim, konuyla ilgili son durumu Mehmet Zeyrek aktaracak, anlatacak sizlere ve bizlere. Yayınımıza katılıyor Mehmet Zeyrek, günaydın. Tahıl kriziyle ilgili son durum nedir, gemi geliyor mu? İyi sabahlar Erkan Tan. Tabii Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş en çok da gıda krizini tetikledi. Kiev limanlarındaki gıda ve tahıl yüklü gemiler özellikle uluslararası sulara açılamıyordu. Rusya bundan dolayı Batı'yı sorumlu tutuyordu. Kiev ise Rusya'ya güvenlik endişeleri nedeniyle bu gemilerin çıkarılamadığını söylüyordu.
Ancak Türkiye önemli adımlar attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı o diplomasi trafiği sonuç verdi. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri heyet önceki gün Moskova'daydı. Bir görüşme gerçekleştirildi ve Ukrayna limanlarından gıda yüklü gemilerin çıkışı için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması konuşuldu ve limandan, özellikle Mariupol'den ayrılan ilk yabancı gemi Türkiye'ye ait oldu. Bu Türk gemisi özellikle tahıl yüklü ve günlerdir o noktada bekletiliyordu. Mariupol'den çıktı ve şu anda Kerç Boğazı'nda seyrettiğini gözlemliyoruz. Daha sonra Karadeniz'e gelecek ve bu yolculuk, İstanbul'a varışı birkaç gün daha sürecek. Tabii özellikle bunun daha da genişletilmesi için dörtlü masa toplantısının da önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Özellikle Karadeniz'de güvenli deniz koridoru oluşturulacak ve gıda krizinin aşılması için bu tahıl yüklü gemilerin daha da hızlanması bekleniyor. Erkan Tan. Mehmet Seyrek yayınımıza katıldı. Ankara önemli bir konuğu ağırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Suudi Arabistan Prensi Selman Türkiye'ye geldi. İki ülke ilişkileri, atılacak ekonomik adımlar ve bölgesel konular masaya yatırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, külliyede Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı resmi törenle karşıladı. Müzik 21 pare top atışının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Selman, tören kıtasını böyle selamladı. Daha sonra ikili görüşmeye geçildi. İki saate yakın gündemdeki başlıkları değerlendiren liderler bir ara külliyenin balkonundan Ankara semalarına da baktı. Erdoğan, Selman'a Ankara'yı anlattı. İki liderin gündeminde sıcak başlıklar vardı. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular masaya yatırıldı. Enerji, ekonomi ve güvenlik alanında atılacak adımlar da gündemdeydi. Veliaht Prens Selman'ın Ankara temasları, Başkan Erdoğan'ın onuruna verdiği resmi akşam yemeğiyle tamamlandı. Ümmetin bu iki önemli kardeşinin ve dünyanın bu iki büyük devletinin, Suudi Arabistan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha çok işbirliği yapması ve birbirine daha çok yakınlaşması tabii ki arzulanandır. Kalplerden geçendir, Allah'a duadır. İnşallah gerçekleşir. Sabah ajansı sürüyor. Ankara'da başka önemli konuklar da ağırlanacak efendim. Bu konuyla ilgili haberle sabah ajansı devam edecek. İsrail'le uzun süren sıkıntılı ve gergin bir dönemden sonra ikili ilişkilerde artık yeni bir döneme girildi. Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve İngiltere Dışişleri Bakanlarını peş peşe bakanlıkta ağırlayacak. Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında ortaya çıkan Avrupa'nın enerji ihtiyacı ve enerji krizi noktasında İsrail ve Türkiye'nin yakınlaşmasının da önemli bir sonucu olacak. A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, iki ülke bakanlarının Türkiye ziyaretini değerlendirdi. Peki, İsrail ile ilişkilerin normalleşme sürecinde gerçekleşen bu ziyarette hangi başlıklar ele alınacak? Bu ilişkilerin siyasi ayağı var, bu ilişkilerin de ekonomik ayağı var, bu ilişkilerin enerji ayağı var. Bu ilişkilerin geldiği nokta Orta Doğu'da başta Filistin olmak üzere birçok konuyu etkileyecektir. Bu kaçınılmaz. Bu ziyaretten karşılıklı büyükelçiler ataması çıkar mı? An itibariyle soru işareti. Ancak bu ziyaretten çıkmasa bile artık Türkiye'nin ve İsrail'in ikili ilişkilerdeki önümüzdeki en önemli gündem maddesi bugün olmasa bile yarın, yarın olmasa bile öbür gün ama kısa vadede artık büyükelçilerin atanmasıdır. Gündem maddesi ağırlıkla enerji olmakla beraber ikili ilişkiler ve bölgesel sorunların çözümünde İsrail-Türkiye'nin hangi alanlarda işbirliği yapabileceği de muhakkaktır ki gündem maddesidir. Çavuşoğlu aynı gün içinde İngiliz mevkidaşı Elizabeth Truss'la bir araya gelecek.
Görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna'daki tahılın tahliyesi. Tahıl probleminin nasıl çözüleceği konusunda Türkiye'nin bir takım çabaları var. Bu konuda İngiltere görüş alışverişinde yapmak belki kendisi açısından fotoğrafı oluşturabilmek için Dışişleri Bakanı buraya geliyor. Sadece tahıl krizi bağlamında değil, Ukrayna-Rusya savaşının aslında geleceği anlamında da önemli çıkarımlar olabilir. Ziyarette Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkiler ve önemli başlıklarda masaya yatırılacak. Enerji konusu sadece Türkiye'nin, İngiltere'nin değil, bütün dünyanın da sorunu olmuş vaziyette. Türkiye'nin bir enerji konusunda transit ülke olduğunu düşünecek olursak, gerek Kafkaslardan, gerek Orta Doğu'dan, gerekse hatta belki başka mecralardan, İngiliz Dışişleri Bakanı bu konudaki gelişmeleri, yapılanları, yapılacakları duymak isteyecektir. İngiltere Savunma Bakanı Wallace da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'da olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nda törenle karşılanacak Wallace'la Akar baş başa görüşecek. Heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek. Görüşmelerde Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayinde işbirliği konularının ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin manevi önderlerinden biri daha Hakk'a yürüdü. Sevgili seyirciler, İslam aleminin manevi liderlerinden biri daha Hakk'a yürüdü. Sevgili dinleyiciler, bu konuyla ilgili Ramazan Almakşehir yayınımıza katılacak Mahmut Usta Osmanoğlu. Allah rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine, sevenlerine, yakınlarına, takipçilerine, dua edenlerine Allah sabır versin, dayanma gücü versin. Mekanı cennet olsun diyoruz. Ramazan Almakşehir yayınımıza bağlanıyor. Konuyla ilgili gelişmeleri kendisinden takip edeceğiz. Ramazan Almakşehir, başımız sağ olsun. Sözü ve yayını sana devrediyoruz. Günaydın Erkan. Sizin de altın üzere önemli kanaat önderlerinden bir isim vefat etti. İsmail Ağa Cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu vefat etti. Tabii büyük bir üzüntüye neden oldu. Bu konuyla ilgili olarak da İsmail Ağa Cemaati'nden de Twitter hesabından, sosyal medya hesabından da bu vefat haberiyle ilgili olarak paylaşım da yapıldı. İsmail Ağa Cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 92 yaşında vefat etti ve bu konuyla ilgili olarak da İsmail Ağa cemaati olsun, sevenleri olsun, bütün kesimlerde de büyük bir üzüntü oluşturdu. Cenaze namazıyla ilgili olarak da program belli olduğu diyebiliriz. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesi Cuma günü Cuma namazına mütakiben Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Tabii orada da bu büyük bir katılımın olması bekleniyor. Çünkü önemli kanaat önderlerinin isimler arasında bulunan bir kişilikti. Tedavi görüyordu ve bugün vefat haberi geldi. 93 yaşında hayatını kaybetti. Biraz bilgi paylaşmak gerekirse gençliğinde köylerin hocalarından ders almış ve 16 yaşında icazet aldıktan sonra da köyünde ders vermeye başlayan bir isim. Aslında geçmişe dönük hayatıyla ilgili bir bakış yapıldığında ise hep ilimle ve İslami ilimlerle hayatını vakfetmiş bir isim olarak belirtebiliriz. 1952'de de Şeyh Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde de Ali Haydar Efendi tarafından İsmail Ağa cemaatinde imamlık yapması üzerine davet aldı. İşte o süre zarfından da sayısız İslami ilimler üzerinde talebe yetiştirdi ve İslami konularda da aslında ömrünü vakfetmiş bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Büyük bir üzüntüyle karşılandı. 93 yaşında hayatını kaybetti. İsmail Ağa cemaatinin sosyal medya hesabından da bu üzüntüyü, bu haber üzüntüyle karşılandı. Tabii ki sosyal medyada yine bol bol dua ve rahmet dilekleriyle de sevenleri tarafından bu şekilde karşılık gördü. Cuma namazının ardından cenaze töreniyle ilgili olarak da Fatih Camii'nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından da son yolculuğuna uğurlanacak. Tabii çok şu an itibariyle de gerek taziye için
gerekse cenaze katılımı açısından da büyük bir kalabalığın eşlik etmesi bekleniyor. Çünkü sevenleri bu üzücü haber üzerine hem hastane hem de taziye noktasına büyük bir ziyaret yolculuğuna çıkmış oldu. Toparlayacak olursak önemli kanaat önderlerinden birisiydi. 93 yaşında vefat etti. Cuma namazına müteakiben Fatih Camii'nde kılınacak. Cuma günü Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından da dualarla son yolculuğuna uğurlanacak diyelim. Ramazan Almaçayır, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi yayınımızdaydı. Mahmut Usta Osmanoğlu, merhum, Hakk'a yürüdü. Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına, sevenlerine, takipçilerine sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Sabah ajansı sürüyor. Saat 7'yi 29 dakika geçiyor. Ekvator'da devam eden ekonomik kriz nedeniyle sokağa çıkmıştı göstericiler. Polis merkezini basmışlar. Olayda 18 polisin kaybolduğu açıklandı. Göstericiler karakol bastı, 9 polis yaralandı, 18'i ise ortadan kayboldu. Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carillo düzenlediği basın toplantısında Puyo kasabasındaki polis karakoluna düzenlenen saldırıyı doğruladı. Yaptığı açıklamada protestocuların polis merkezine ateş açarak girdiği birçok kişinin vurulduğu duyuruldu. Bir bankayla kamu özel tesislerini de yağmalayan protestocuların 18 polisi de kaçırdığı ortaya çıktı. Ekvador'da yaklaşık 10 gün önce ilan edilen ulusal grev kapsamında binlerce kişi başkent ve çevresinde sokaklara çıktı. Şu ana kadar 2 yerli ölürken 18 ağır, 100'den fazla gösterici ise yaralandı. Ve saat 7'yi 31 dakika geçerken gazetelerle devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Sabotaj yangını. Sıcaklık, nem ve rüzgar hızının doğal yangına elverişli görülmediği bir ortamda Marmaris'te aynı anda 3 yerde yangın çıktı. Ekipleri söndürme mücadelesini gölgelemek için çevreler yine provokasyondaydılar. Böyle bir ortamda yangın olmaz. Sabotaj yangını. Ayrıntılar var Yeni Şafak'ta efendim. Mesut Özil, ben ayrılmayacağım, eğer göndermek istiyorlarsa sözleşmemi feshetsinler mesajı göndermiş. O da haberler arasında Yeni Şafak'ta efendim. Ve Akşam Gazetesi'yle devam ediyoruz yayınımıza. Akşam Gazetesi'ndeki başlıklara bakalım. Kazıkçı marketlerin itirazına yargıdan ret, Rekabet Kurumu ceza kesmişti, itiraz etmişlerdi. Kiev maçı Polonya'da Burak Özçivit'le evli olan Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Bademcik ameliyatı öldürdü. Eski Brezilya güzeli ölmüş bu nedenle. Riyad'la yeni dönem, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Başkan Erdoğan'a 2 ay sonra iade-i ziyarette bulundu. Fotoğraflar var. Üniformalı keçiler. Türkiye'ye sadece 8 kilometre uzaklıktaki Keçi Adası'nda Yunan askerleri ağır silahlarıyla görüntülendi. Ada uluslararası anlaşmalara göre askerden arındırılmış bölge. Topçu bataryaları var. Yapılaşma bile yasak normalde. Yunanistan tahriklerine devam ediyor. Yatırımlar 3'e katlanacak. Suudi Arabistan'la ilgili beklenti var. Akşamda aşağı doğru inelim. Rus İHA'sının Gümüşhane'de ne işi var? Gümüşhane Kürtün'de arazide hava aracı bulundu. Afganistan'da deprem, en az 1000 ölü. Allah rahmet eylesin. Ehliyetsiz sürücü değil, maktul suçlu. Gaziantep'te yaşanan hadisede çıkan sonuç. 2 ihmal, 1 ölüm. Denizli'de Eren Işık kale direğinin altında kaldı. Can verdi. İzmir'de İsa Anaokulu'nda kaybolan 3 çocuk 3 kilometre uzakta bulundu. Bunlar çok tuhaf haberler. Bedelli'de 2 ay içinde ödeme şartı. Pençe'de şehit var. Az sonra bu haberleri paylaşacağız şehitlerimizle ilgili. Allah rahmet eylesin. İcradan çocuk dramı hala devam ediyor efendim. Yangınla ilgili de uyarılar var. Akşam gazetesini aktardık sizlere. Sabah ajansı sürüyor. Burası A Haber. A Haber televizyonundasınız. A Haber radyodasınız efendim. Bir şehidimizle ilgili haber var şimdi sırada. Piyade uzman çavuş Sercan Baş.
vatan için, millet için, devlet için, bayrak için, Allah için, Kur'an için canlarını feda etmek üzere adeta birbirleriyle yarışan evlatlarımız var bu memlekette. Kelimenin tam anlamıyla da şehittirler. Çünkü karşımızdaki PKK, PYD, YPG'li eli kanlı katiller, bu Kürt görünümü, Kürt katillerin asıl sahibi kafirler topluluğu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kiraladığı bir kafirler topluluğu var karşımızda. Dolayısıyla evlatlarımız kafirler topluluğuna karşı mücadele ederlerken canlarını feda ediyorlar. Kelimenin tam anlamıyla şehittirler. Haberden sonra dua edelim inşallah. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Kilit Harekatı'ndan acı haber geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada 26 yaşındaki piyade uzman çavuş Ercan Baş şehit oldu. Kahraman şehidin acı haberi İstanbul Kağıthane'de yaşayan ailesine ulaştırıldı. Baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit piyade uzman çavuş Ercan Baş için sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır notuyla başsağlığı mesajı yayımladı. Piyade uzman çavuş Sercan Baş'ın cenazesi bugün Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Edirne Kapı Şehitliği'nde toprağa verilecek. Sercan Baş şehadete yürüdü. Allah kabul etsin. Dua edelim inşallah. Ya Rabbel Alemin ve Rahman Rahimin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedun ve ala alihi ve ashabi ecmain. Allah'ım Sercan Baş kardeşimizin evladımızın şehadetini kabul buyur. Sercan Baş'ın geride bıraktıklarının üzerlerine sabır yağdır. Onlara sabır ver, dayanma gücü ver. Yalvarıyoruz sana. Allah'ım kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et. Yalvarıyoruz sana. Amin. Sabah Ajansı haberlerle devam edecek efendim. Şimdi HDP ile terör örgütü PKK arasındaki ilişki bir kez daha belgelendi. Bakın bir kez daha belgelendi. Efendim HDP siyasi parti maskesiyle aramızda dolaşan teröristlerin adamlarından, arkadaşlarından, sevenlerinden oluşan bir insan topluluğu. İşte olay bu. Acı ve ama gerçek bu. PKK bir terör örgütü değildir. HDP ile terör örgütü PKK arasındaki ilişki bir kez daha gün yüzüne çıktı. Partimiz Sayın Öcalan'ı barışçı bir çözüm adresi gördüğünü her platformda açıkça dillendirmiştir. Daha önce elebaşı Öcalan ve PKK ile ilgili açıklamalarıyla tepkileri üzerine çeken HDP eş genel başkanı Pervin Buldan skandal bir paylaşımda bulundu. Buldan PKK kurucusu Cemil Bayık'la birlikte çektirdiği fotoğrafını bir kandil fotosu da benden olsun notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Buldan paylaşıma gelen çok sayıda tepki sonrası fotoğrafı kaldırmak zorunda kaldı. İşte HDP bu efendim teröristlerin adamlarından, arkadaşlarından, sevenlerinden oluşan siyasi parti maskeli bir insan topluluğu. Tavuğunu kurtarmak isteyen ve bu arada kuyuya düşen yaşlı adamın haberiyle sabah ajansı sürüyor. Yavaş çek. Tamam. Yavaş. Tamam amca yavaş yavaş. Yavaş. Tamam. Tavuğunu kurtarmak isterken az daha canından oluyordu. Görüntüler İstanbul Silivri'de kayda geçti. 70 yaşındaki Recep Kurnaz evinin bahçesinde tavukların eksik olduğunu fark etti. Panikle etrafta tavuğunu aramaya başladı. Kısa bir süre sonra tavuğun 5 metrelik su kuyusuna düştüğünü fark etti. Al tamam geç al sen al sen. Tavuğu düştüğü kuyudan çıkarmak isteyen Kurnaz kendisi de kuyuya düşerek mahsur kaldı. Tamam amca yavaş yavaş, yavaş tamam. Baba. Yaşlı adam itfaiye ekiplerince düştüğü kuyudan güçlükle çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Burası A Haber. Sabah Ajansı devam ediyor. Edecek inşallah sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Saat başına doğru yeniden karşınızda olacağız.
Sabah Ajansı yayını devam ediyor. A Haber Televizyonu'nu, A Haber Radyo'yu takip ediyorsunuz. Saat 6'da başlayan beraberliğimizin 3. yayın kuşağındayız. Haberleri verdik, haberleri vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin önde gelen kanaat önderlerinden büyük İslam alimi Mahmut Usta Osmanoğlu vefat etti, Hakk'a yürüdü. Mehmet Seyrek yayınımıza katılacak efendim. Mehmet Seyrek yayınımıza hoş geldin. Son durumla ilgili bilgi verir misin bize? Erkan Tan, bizler şu anda büyük İslam alimi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun Hane-i Şerifi'nin önündeyiz. Gece saatlerinde Mahmut Efendi'nin Hakk'a yürüdüğü haberi geldi ve hemen akabinde de sevenleri, cemaati Mahmut Efendi'nin Beykoz'daki evine doğru geldi. Şu bilgiyi paylaşalım. Mahmut Efendi uzun süredir Kadıköy'deki özel bir hastanede yaşlılığa bağlı tedavi görüyordu. 93 yaşındaydı. Bu gece yarısı doktorların tüm tedavilerine ve çabalarına rağmen Hakk'a yürüdü ve vefat haberini torunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu, Mahmut Efendi Hazretleri dedem Hazreti Allah'a vasıl oldular paylaşımında bulundu. İşte bunun hemen akabinde de Beykoz'daki Çavuşbaşı semtine cemaat akın etti, sevenler akın etti ve şu anda görüntüler geliyor. Hane-i Şerif'ten görüntüler geliyor ekranlarınıza. Mahmut Efendi'nin naaşı da gece saatlerinde evine getirildiği bilgisini paylaşalım. İçerideki izdihamın oluşmasını engellemek için de güvenlik tedbirlerinin alındığını söyleyelim. Bir yandan da Özden Kul Çavuşbaşı semtindeki son durumu ekranlara taşıyacak. Mahalleye girdiğinizden itibaren kilometrelerce uzayan sağlı sollu park edilmiş araçlar var ve hala ilerlemeye çalışan araçları görüyoruz. Bir şekilde gelmeye çalışıyorlar. Bazıları da araçlarını park edip yaklaşık bir kilometre yürüyerek Hane-i Şerif'e geliyorlar. Özellikle sabah namazı burada eda edildikten sonra buradaki kalabalık her geçen dakika yoğunluğunu artırıyor söyleyelim ve şu an yine Hane-i Şerif'i de şu anda net bir şekilde ekranlarınıza getirelim. Cenaze tarihiyle ilgili de bilgi verecek olursak yarın Fatih Camii'nde bir cenaze merasimi düzenlenecek ve cuma namazına müteakip namaz, cenaze namazı kılınacak. Mahmut Usta Osmanoğlu daha sonra on binlerin eşliğinde Hakk'a uğurlanacak ve defnedileceğini de söyleyelim. Şu anda İstanbul'dan gelen yoğun bir kalabalık var ama gün içerisinde de yurdun çeşitli illerinden gelen kafileler olduğunu da paylaşalım. Daha da yoğunluğun artması bekleniyor ve şu anda Hane-i Şerif'in birinci kapısı geliyor ekranlarınıza. Buraya işte giriş yapıyorlar ve araçlarını bir kilometre hatta daha da fazla ötede park edip buraya kadar yürüdüler. Şu an Mahmut Efendi'nin naaşı gece saatlerinde evine getirildiği bilgisini paylaşalım. 93 yaşındaydı büyük İslam alimi Mahmut Efendi ve bu gece Hakk'a yürüdü. Yarınsa Fatih Camii'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılınacak ve defnedilecek. Erkan Tan. Mehmet Seyrek yayınımıza katıldı efendim. Ömrü İslam'a ve Müslümanlara hizmetle geçmiş, önemli, sevilen, sayılan, değer verilen bir İslam alimi Mahmut Usta Osmanoğlu. Sadece Türkiye'deki Müslümanlara değil, bütün dünyadaki Müslümanlara eli, kalbi uzanan bir zattan bahsediyoruz. Hakk'a yürüdü. Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Güleç telefon attığımızda. Sayın Güleç, yayınımıza hoş geldiniz. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz sevenlerine. Allah rahmet eylesin, dua ediyoruz ve sözü size bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Ben de Mahmut Usta Osmanoğlu hocamıza Allah'tan rahmetler diliyorum. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sabr-ı Cemil ihsan etmesini niyaz ediyorum. Sevenlerin başı sağ olsun.
kendisiyle ilgili sadece Türkiye'deki Müslümanlara değil, bütün dünyadaki Müslümanlara hizmet etmek için ömrünü adamış bir zat ifadesi kullanılıyor. Bu konudan devam edebilir miyiz? Evet, İslam dünyasında müntesipleri bakımından en kalabalık kabul ettiğimiz iki tarikat var. Biri Kadiriye, öbürü Nakşibendiye. İşte Mahmut Usta Osmanoğlu Nakşibendiye müntesiplerindendi ve onun önde gelenlerindendi. Ülkemizde Nakşibendiye'nin birkaç kolu var. İşte o kollarından birinin de önderliğini yapıyor idi. İşte 1952 yılında, yanlış hatırlamıyorsam, İstanbul'da İsmail Ağa Cemaatinde İsmail Ağa Camii'ne gelmekle Şeyhi Ali Haydar Efendi'nin yanına gelerek başlayan bir ilim yolculuğu var. Ama ondan öncesinde Trabzon'da da yaşamış, doğup büyüdüğü memlekette de bir medrese tahsilinden geçtiğini biliyoruz. Ali Haydar Efendi'nin yanından da mana ilimlerini tahsil eder. Ve Ali Haydar Efendi'den sonra da yerine geçer. Ve o tarihten itibaren neredeyse 70 yıl, 52-2022, 70 yıl yapıyor. 70 yıldan beri inandığı ve bildiği şekilde yaşamış, milim sapmamış, sırat-ı müstakim üzere olmuş bir büyük bir isimden bahsediyoruz. Ben Mahmud Efendi'nin ilim tarafını takdir edecek durumda değilim. Ondan acizim. Ben bir edebiyatçıyım. Dolayısıyla tasavvuf edebiyatıyla ilgileniyorum. Dolayısıyla onun ilmi yönünü dediğim gibi değerlendirmek benim haddim değil. Onu hocalarımız daha iyi bileceklerdir. Ama benim dikkatimi çeken birkaç husus var. Müsaade ederseniz onu sizlerle paylaşayım. Bir kere Mahmud Efendi ve cemaatinin devlete karşı en ufak bir kalkışma veya karşı gelme, devletin askerine, polisine en ufak bir karşı çıkması görülmedi. Yani Nakşibendiliğin özelliklerinden biri de odur. Türkiye'de devlete karşı en ufak bir harekette bulunmamışlardı. Devlet aleyhinde devletin zarar verecek, millete zarar verecek en ufak bir harekette bulunmamışlardır. Ve bunu da kışkırtılmalarına, provoke edilmelerine rağmen yapmamışlardır. Bunu altını çizmek isterim. Yani bunun üzerinde durulmasında fayda var. Nakşibendiye tarikatının diğer dalları için de bu hassasiyet çok büyük bir önem arz ediyor. Değil mi Sayın Güleç? Tabii. Yani mevzumuz Mahmut Usta Osmanoğlu olduğu için onu söylüyoruz. Bunu pekala diğer Nakşi kolları için de söyleyebiliriz tabii, haklısınız. Ama konumuz Nakşibendiye değil, Mahmut Usta Osmanoğlu olduğu için onun üzerine durduk. Birincisi, yani özellikle durmak istediğim şey bu. İkincisi de benim dikkatimi çeken bir değerli husus. Yani seneler geçti, yıllar değişti, dünya değişti ama o yine devlet işlerine girip, devlette kademelere yükselip, devleti ele geçirmek gibi bir politika içine de girmediler. Sadece ve sadece kendi inandıkları gibi yaşadılar. Bu da dikkat edilmesi gereken bir husus. Yani sonra dillerinden döndüğü kadar, ellerinden geldiği kadar toplumu daha dindar olması için, daha İslam daha yaşaması için çalıştılar, gayret ettiler. Bunu da zorla yapmadılar. Yani kimsenin zorla götürüp işte elinden eğer içiyorsa içkisini almadı, başka bir şey yapıyorsa onu engel olmak için zor kullanmadılar. Bunu sözle yaptılar. Bu da çok şaşırtıcı bir şey. Herkes bakıldığında zorla yapıldığını falan düşünebilir. Aklına hemen öyle gelir yapılan algılarda ama ona benzer bir şey bulamazsınız. Hiç fiili bir saldırıları ve fiili bir zorlamaları olmamıştır. Sadece sevdiklerini, yakın gördüklerini, bildikleri, inandıkları şeyleri söylemişlerdir. Bakın bu da çok dikkat çekici. Yani özellikle saldırganlığın arttığı dünyamızda, herkesin herkese saldırdığı dünyada kimseye fiili saldırıda bulunmamalarına dikkatinizi çekin. Bir de Mahmud Efendi'nin topluma katkılarından bir husus, bir de şu. Kendini böyle kaybetmiş, ne yapacağını bilemez durumda olan birçok insanın hayatına istikamet vererek onu toplumda faydalı bir birey haline dönüştürmüştür. Yani potansiyel suçlu olacak iken veya suç işlemiş ama ne yapacağını bilmez bir haldeyken topluma zararlı olacak birçok insanın da toplum için faydalı hale gelmesini, kendi içinde gücüne dönerek topluma zarar vermesini önlemiştir.
Bunlar buna benzer birçok daha topluma katkısı da olduğunu söyleyebiliriz. Bakın ticaret ve zenginlikle ilgili de para pul işleriyle de ilgili Mahmut Usta Osmanoğlu'nda bir şey hiç söylenmedi. Onların da fabrikalar vesaire konuşup zenginlik peşinde koşup para için bir şeyler yaptıklarına dair bilgimiz yok. Bu da onların yani neyi gösteriyor? Devlet kademelerine girmek için mücadele etmiyorlar. Para kazanmak için uğraşmıyorlar. Sadece inandıkları için, inandıkları şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Ve çocuklarını ve ailelerini ve çevrelerini de bunu telkin ediyorlar. Aslında bu yönüyle de takdir edilecek bir davranış. Çünkü böyle geniş bir nüfuza sahip birinin şöhrete, paraya, makama doğru meyletmemesi çok örneklere baktığımızda çok sık gördüğümüz şeyler değil. İnsanoğlunun gözü açtır ve çok kolay bu ivaya kapılabilir ve bunun şehvet, şöhret, servet, makama karşısında kendini kaybedebilir. Bu konularda da başarılı bir imtihan verdiğini görürüz. Tabii tasavvuf tarafına gelince burada da Nakşibendi'yi yeniden biraz İslam'ın züht veya tasavvufun züht tarafını temsil ederler. Daha çok züht ile, nafile ibadetlerle, zikirle Hakk'a ulaşmayı kendine şiar edinmiş tariklerdendir. Dolayısıyla bu da onların yaşantılarına ve kılık kıyafetlerine de yansır. Bu yönünde de diğerlerinden farklı. Şöyle bir durum var. Mesela kadirliklerin cehri, yani fikirlerini açıktan yaparlar, sesli bir şekilde yaparlar. Nakşibendi'yi de zikirler gizli, herkes kendi fikrini gizli bir şekilde yapar, sessiz bir şekilde yapar iken, fakat görüntü olarak da zahiren de kendileri hemen anlaşılır. Yani şimdi ekranda da dönüyor, fotoğraflardan da bakıldığı zaman hemen Mahmud Efendi cemaatinden mensup birinin kıyafetinden onların Mahmud Efendi cemaatinin olduğu anlaşılır ve bunu hiç saklamazlar. Bu yönüyle de kendilerinden korkulmayacak, saygı duyulacak bir cemaat arkasında bıraktığını söyleyebiliriz. Allah kanikani rahmet eylesin ve mekanını cennet eylesin. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor İsmail Güleç yayınımızdaydı. Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Güleç'e verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve dua ediyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Mahmut Usta Osmanoğlu Hakk'a yürüdü. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine, takipçilerine, ailesine Allah sabır versin. Duamız bu efendim. Sabah Ajansı sürüyor. Muğla'da orman yangınını söndürmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurum ve kuruluşları, gönüllüler büyük bir çaba sarf ediyorlar. Canlarını feda edercesine çalışıyorlar. Alevlerle mücadelede 36. saate girildi efendim. Vural Efecik bölgede son durumu anlatsın ve göstersin istiyoruz sizlere ve bizlere. Vural Efecik, Allah hepinize kolaylık versin, esirgesin, korusun, kollasın inşallah. Bu dualarla sözü ve yayını sana devrediyoruz. Bu temennilerinize ve dualarınıza biz de katılıyoruz. Amin diyoruz Erkan Tan. Evet, 36 saat geride kaldı. Artık Türkiye tek yürek olmuş. Devletin ve devlet ve millet bütün imkanlarını bu noktaya seferber etmiş durumda. Ve artık bugün itibariyle tek bir hedef var. Öğle saatlerine kadar yangının önünü almak. İşte bu anlamda hem havadan hem karadan mücadele aralıksız devam ediyor. Hemen kameraman arkadaşım Çetin Ulaş objektifini o yöne doğru çeviriyor. Burası değirmen yanı Ahmet Özü Mahallesi. İşte görüyorsunuz, havadan helikopter suyunu boşalttı. Tekrar almak için denize doğru ilerleyişini devam ettiriyoruz. Sabah gün ışıdığında havada 27 helikopter, 14 uçak çalışmalarına başladı. 20'si normal Orman Bakanlığı'na ait helikopter, 7'si de jandarma ve kara kuvvetlerinden temin edilen helikopterler. 13'ü Air Tractor olmak üzere, biri Antonov Rus tipi tanker uçak olmak üzere 14 uçak da işte Marmaris'te meydana gelen ve 36. saate giren orman yangınını söndürmek için
mücadelelerini aralıksız devam ettiriyorlar. Tabii ki yer ekiplerinin çalışmaları da çok önemli. İşte burası yerleşim noktası ve dünden bu yana özellikle yerleşim noktalarının korunması için büyük çaba sarf ediliyor. İşte kıyı boyunca evlerin zarar görmemesi için hem arazözler bu noktada nöbetini devam ettiriyor hem de kıyıda ağaçların temizlenerek alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasına izin verilmiyor. Bu anlamda polis tomalarımız da işte görüyorsunuz özellikle yerleşim alanlarını korumak için bu noktaya konuşlandırılmış durumda 30'dan fazla toma bugün itibariyle de jandarmamızın tomaları da işte buradaki çalışmalara destek vermeye devam ediyor. Görüyorsunuz askerimiz polisimiz vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için bölgede 24 saat esasına dayalı olarak görevlerini devam ettiriyorlar. An itibariyle 1012 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 2604 personel, 253 arazöz ve 26 su tankeri olmak üzere diğer kamu araçları ile birlikte toplam 598 araç, 17 Orman Genel Müdürlüğü dozeri olmak üzere 53 iş makinesi emniyet ve jandarmaya ait olmak üzere 30'a yakın toma görev yapıyor bu bölgede. Tabii ki rüzgarın hızı çok önemli. Bugün itibariyle artık bulunduğumuz noktalarda, lokal noktalarda yangın devam ediyor. İşte hava gücümüz de o lokal noktalara sürekli su atarak yangının artık lokal noktalarda da tamamen bitirilmesi için çalışmalarını son hızıyla devam ettiriyor. Havadan müdahale çok önemli demiştik. 13 Air traktör tipi manevra kabiliyeti yüksek olan o uçaklar ve bir Antonov Rus tipi uçak tankerde bölgede aralıksız devam ediyorlar. Jandarma motorize ekiplerimiz de sürekli bölgede devriye gezerek vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bugün itibariyle rüzgarın hızı da öğleden sonra biraz artacak ama artık tüm çabalar, tüm hedef işte rüzgarın hızını arttırmadan bu bölgede yangını kontrol altına alabilmek. Toparlayacak olursak bugün itibariyle 36. saati geride bıraktık. Tüm hedef artık öğle saatlerine kadar yangının bir an önce önünün alınması. Ural Efeci'ye, orada görev yapan herkese Allah kolaylık versin. Dua ediyoruz. Devletin bütün kurum ve kuruluşları, gönüllüler bu yangını söndürmek için çaba sarf ediyorlar. Ama bir de yalan rüzgarı var efendim. Yalan rüzgarı estiriliyor ve bu yangının daha da büyümesine yol açıyor. Şimdi bir de uçağı da helikopteri de biz getiririz vaadinde bulunanlar var. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Uçağı da helikopteri de biz getiririz dediği anda tepesinde helikopter uçuyordu. Yangına havadan müdahale yok diye algı oluşturmaya çalışıyordu. Sesini alevlere müdahale eden helikopterler bastırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'te orman yangını çıkan bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yaşanan orman yangını hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçerek yangınlardan hükümeti sorumlu tuttu. Kılıçdaroğlu'nun vaadi sırasında yangına müdahale eden helikopterlerin sesi net bir şekilde duyuldu. Hatta sesini bastırdı. Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya. Gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sırasında çekilen bir fotoğraf karesi ise sosyal medyada çok konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun yangına müdahale edecek uçağı, helikopteri biz getirelim sözleri sırasında çevresinde bulunanların bölgeden geçen helikoptere bakması dikkat çekti. A Haber'e konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çalışmaları görmezden gelerek algı oluşturmak isteyen Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Atmış olduğu bu adımları önemsizleştirmek, değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takdim içerisinde olmak, yani bu siyasi siyasetin ahlakına asla uymayan, sığmayan hadiseler. Yani biz burada bu mücadeleyi verirken bir partinin genel başkanının bunların hiçbirinin olmadığını, bu envanterin olmadığını söylüyor olması gerçekten esef verici, üzüntü vericidir.
Bakan Çirişçi kitabın orta yerinden konuşmuş. Yeni Şafak'ta sabotaj yangını başlığının altında da önemli bilgiler var. Sıcaklık, nem ve rüzgar hızının doğal yangına elverişli görülmediği bir ortamda aynı anda 3 yerde yangın çıkıyor. Ekiplerin söndürme mücadelesini gölgelemek isteyen çevreler provokasyon yapıyorlar. Bir ve beraber bir çete var orta yerde sanki. Sabah ajansı sürüyor, burası A Haber. Birazdan hangi haberi yayınlayacağız arz edelim efendim. Bayraktar Akıncı TİHA bir başarıya daha imza attı. 45.118 feet yükseğe çıkarak kendisine ait milli havacılık irtifa rekorunu 3. kez kırdı. O anlar birazdan sabah ajansında, burası A Haber. Saat 8'i 16 dakika geçiyor. Ankara önemli bir konuğu ağırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Suudi Arabistan Prensi Selman Türkiye'ye geldi. İki ülke ilişkileri, atılacak ekonomik adımlar ve bölgesel konular masaya yatırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, külliyede Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı resmi törenle karşıladı. 21 pare top atışının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Selman, tören kıtasını böyle selamladı. Daha sonra ikili görüşmeye geçildi. İki saate yakın gündemdeki başlıkları değerlendiren liderler bir ara külliyenin balkonundan Ankara semalarına da baktı. Erdoğan, Selman'a Ankara'yı anlattı. İki liderin gündeminde sıcak başlıklar vardı. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular masaya yatırıldı. Enerji, ekonomi ve güvenlik alanında atılacak adımlar da gündemdeydi. Veliaht Prens Selman'ın Ankara temasları, Başkan Erdoğan'ın onuruna verdiği resmi akşam yemeğiyle tamamlandı. Şimdi hemen Ankara'nın bugünkü misafirlerinden bahsedeceğiz. Arzu Fidan Verdi bunları anlatmak üzere hazır. Yayınımıza katılmayı bekliyor. Arzu Fidan Verdi, günaydın. Erkan Tan, günaydın. Ankara bugün 3 önemli ismi daha ağırlayacak. Bakacak olursak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere ve İsrail Dışişleri Bakanlarını bugün Ankara'da ağırlayacak. Bunun yanı sıra İngiltere Savunma Bakanı'nın da bugün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtelim dilerseniz. Bu nedenle aslında dünyanın gözü Türkiye'de olacak da diyebiliriz bugün içerisinde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere ve İsrail Dışişleri Bakanlarını bakanlıkta peş peşe birlikte ağırlayacak aslında. İsrail ilişkilerin normalleşme sürecine bakacak olursak gerçekleşen bu ziyaretin aslında Türkiye için oldukça büyük bir öneme sahip olduğuna da dikkat çekmekte fayda var. Yine uluslararası ve bölgesel konuların bu görüşmede, bu ziyarette detaylı bir şekilde görüşüleceğini ifade edelim. Ancak görüşmenin ana konusu, ana gündem başlığı elbette tahılların tahliyesi olacak. Bu noktayla ilgili detaylı bir fikir alışverişinde bulunulacağını söyleyelim. Yine ziyarette aslında Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkiler ve önemli başlıklar da masaya yatırılmış olacak. Ve Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili başvuru süreci de elbette bugünkü görüşmede detaylı bir şekilde konuşulacak konular arasında yer alacak diyebiliriz. Yine İngiltere Savunma Bakanı da bugün Milli Savunma Bakanı'nın daveti üzerine Türkiye'de olacak ve Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek törenle birlikte İngiltere Savunma Bakanı Akar'la önce baş başa görüşecek, sonrasında heyetler arası bir görüşme gerçekleştireceğini belirtelim. Yine görüşmelerde Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayindeki işbirliği konuları da detaylı bir şekilde görüşülmüş olacak. Dediğimiz gibi İngiltere ve İsrail Dışişleri Bakanları bugün Türkiye'de olacak. Yine onunla birlikte İngiltere Savunma Bakanı'nın da bugün başkent Ankara'da önemli istişarelerde bulunacağını söyleyelim ve yeni bir gelişme olduğu takdirde sizlere bu noktadan aktaracağımızı belirtelim ve söz tekrar size bırakalım. Arzu Fidan verdiği yayınımızdaydı efendim. Avrupa ülkelerinde grevler ve gösteriler var gündemde. İngiltere'de 40 bin işçinin katıldığı grevin ardından Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan'da da sokaklar karışmıştı. Gıda ve gaz krizinin pençesindeki Avrupa ard arda gerçekleşen grevlerle ve protestolarla sarsıldı. İngiltere'de demiryolu çalışanları greve gitti. Ülkede son 30 yılın en büyük grevine 40 binden fazla işçi katıldı.
İşte o geniş çaplı grevin ardından Yunanistan'da da sağlık çalışanları grev yaptı. Yunanistan Sağlık Bakanlığı'nın önünde toplanan eylemciler, sağlık sistemine ayrılan bütçenin ve personel sayısının arttırılması çağrısında bulundu. Sırbistan'da ise otomobil fabrikası işçileri 2000 çalışanın işine son verilmesini protesto etti. Göstericiler bir otoyolda trafik akışını durdurdu. Başkent Belgrad'da 2000 çalışanın işine geri dönmesi çağrısında bulundu. Bulgaristan'da ise meclis binasının önünde toplanan binlerce kişi ülkedeki olumsuz ekonomik koşulları protesto etti. Ve gazeteler var şimdi yayın akışımızda. Sırada takvim ve sabah gazeteleri var. Sabah gazetesine bakalım efendim. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili transfer haberleri var. Abdülkerim'i Fenerbahçe kapmış. Ayrıntılar var. İkinci çocuk kız olsun istiyorlar. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten bahsediliyor. Seferberlik, devletin tüm kurumları Marmaris'teki orman yangınına olağanüstü bir çabayla müdahale ediliyor. Ayrıntılar var. Az önce gösterdik zaten bu konuyla ilgili ayrıntıları. Afganistan'daki depremle ilgili haberler var. Maalesef 1000 ölüden bahsediliyor. Yaralılar var. Allah rahmet eylesin. Suudi Arabistan'la yeni işbirliği dönemi hakkında bilgiler veriliyor. Aşağı doğru inelim efendim. O gece korku yoktu. 15 Temmuz'da Taksim'de hain darbecilere direnirken ayağından vurulan Gazi Yahya Tezgelen o geceki ruhu anlattı. Bir şehit, iki dram. Kıbrıs'ta görevli topçu uzman çavuş Fatih Özkaya 21 yaşında araç kazasında şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Acı haberi alan babaannesi Fatma Özkaya kalp krizinden öldü. Şehidin babası da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Fotoğraf var. Allah rahmet eylesin. Pişkin damat takılarla kaçtı. İstanbul'da yaşanan bir hadise. Dolandırıcılar sürekli taktik değiştiriyordu diyor. Ceren Ataman dolandırılan iş kadını. Üç büyük zincir marketin talebine red, rekabet ihlali kararını iptal için dava açmışlardı. Anaokulunda kaybolan 3 çocuk 3 kilometre uzakta bulundu. Halı sahada devrilen kale direği 14 yaşındaki Eren'i öldürdü. MİT 2 nokta operasyonla affedersiniz Gara'da 5 PKK'lıyı vurdu. Ve Sercan Baş şehidimizle ilgili haberler var. Man Adası iftiraları cezasız kalmadı. Tazminat ödeyecek Kemal Kılıçdaroğlu haberler var. Takvime bakalım hızlıca. Yine transfer haberleri var takvimde. Aşağı doğru inelim yine. Az önce sabahta okuduk. Soygunun hesap dökümü Ceren Ataman'ı dolandırmışlardı. Çok dikkat edin lütfen. Suudi Arabistan'la 15 alanda işbirliği başlıklar var. Ve İmamoğlu heykel vatandaş ulaşım derdinde. Ona bir bakalım. Fotoğrafı var kocaman. Ona bakma, buna bak diyor Takvim gazetesinde. İmamoğlu işi gücü bıraktı, memleketi gezmeye başladı. Trabzon'da kendi heykeline hayran kaldı. İstanbullular İETT arızaları yüzünden çıldırdı. Ona bakma, buna bak diyor haberde efendim. Takıları alıp kaçan damat Takvim gazetesinde de yer alıyor. Sabah ajansı sürüyor. Efendim burası A Haber. Yargıtay'dan FETÖ davalarıyla ilgili önemli bir bilgi geldi. Önemli bir gelişme oluştu Yargıtay'da. Onun ayrıntılarıyla sabah ajansı sürüyor. Yargıtay 15 Temmuz darbe girişimi sanığı olan 66 askeri lise öğrencisi için verdiği müebbet hapis cezasını bozdu. 15 Temmuz'da hain darbe girişimi bastırıldıktan sonra tutuklanan askeri lise öğrencileri yargılama sonrası müebbet hapis cezası almıştı. Mahkeme heyeti Sultanbeyli dosyasında askeri öğrenciler hakkında müebbet hapis cezası vermişti. İşte o dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay kararı inceledi ve ardındansa 66 askeri öğrenci hakkında kararın bozulmasına hükmetti. Bozma kararının ardından Silivri cezaevinden tahliyeler başladı. Karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Akademisyen doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz davanın henüz bitmediğini ve kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Hayretle karşılanıyor açıkçası. Dava bitmiş değil. Öncelikle söylemek lazım. Burada şunu unutmamak lazım. Fethullahçı hareketle, FETÖ terör örgütüyle mücadele siyaset üstüdür. Bunu iyi kamuoyunun algılaması lazım. Özellikle Türkiye'nin seçim atmosferine girdiği dönemde FETÖ'nün tekrar dönebileceğine dair bir algı oluşturmaya çalışıyorlar.
Bunu çok iyi görmemiz gerekiyor. Peki o gece Sultanbeyli'de ne olmuştu? O gece o noktada gazi olan Osman Nur Esen tanık olduklarını anlattı. Ben otobüsü orada önde konuşurken oradaki öğrencilerle bana silah doğrulttular. Sinan Canlı denen yüzbaşının yanında da öğrenciler vardı. Silahları çekip onun yanında bekleyenler vardı. Hazırdı yani. Bilmeyenleri de vardı. Ama bunlar kaç tanesi? Ya 3 tane ya 5 tanesi. Ama geri kalanlar silahlıydı. Bazıları silahları bana doğrultanlar da vardı yaralandıktan sonra. Ha, neye göre bu şeyi bozdulardı, neye göre serbest bıraktılar onu bilemiyorum. Dedik efendim, Yargıtay'dan önemli bir karar geldi. Bu kararın oluşturduğu tartışmalar çok önemli. Fethullah Gülen kahpedir, haindir. Fethullah Gülen kahpesini sevenler de haindirler. Ellerinde bu milletin kanı var bunların. Bu davalar dikkatle takip ediliyor. Oluşturulmak istenen algılara karşı hepinizi uyardık efendim. Onların yakasında olacağız. Allah'ın izniyle hem dünyada hem ahirette. Sabah Ajansı sürüyor. Burası A Haber. Saat 8'i 28 dakika geçiyor efendim. Anadolu'dan büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatı da başlıyor. Yüksel Akalan Erzurum'da hazır bekliyor. Yüksel Akalan'a soralım. Sevkiyatla ilgili bilgiler neler? Yüksel Akalan, hoş geldin. Evet Erkan Tan, doğu illerinden batı illerine sevkiyatlar bugün itibariyle resmi olarak başlıyor. Besiciler aylarca meralarda ve yaylalarda besledikleri kurbanlıklarını artık batı illerine gönderecekler. Peki sevkiyatlar nasıl gerçekleşecek? Ne kadar kurbanlık sevk edilecek? Dilerseniz yayın konuğum Erzurum Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım'dan dinleyelim. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de pazarımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Malumunuz Kurban Bayramı yaklaştı. 20 günlük bir zaman var. Batı illerine, büyük şehirlere sevkiyatlarımız bugün itibariyle başladı. Özellikle İstanbul'a çok yoğun bir sevkiyat bekleniyor her yıl olduğu gibi. Şu anda veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapılmış olup hayvanlarımızın sevkiyatları başladı. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki ne kadar kurbanlık sevk edilecek doğu illerinden batı illerine, başta Erzurum olmak üzere? Geçtiğimiz yıl rakamları büyükbaş hayvan sevkiyatımız 35 bin civarındaydı. Bu sene de hemen hemen o rakama yakın bir yani 35 bine yakın bir rakamın büyükbaş hayvan sevkiyatının yapılmasını bekliyoruz. Peki küçükbaş hayvanlarda yine sevk edilecek? Hayvanlarda da ilimizde çok fazla ağırlıklı küçükbaş hayvan yok ama yine 20-22 bin civarındaydı sayı geçen yıl kurbanlık sevkiyatı. Bu sene de yine aynı rakamlara yakın 20-21 bin civarında bir küçükbaş hayvan sevkiyatının yapılmasını bekliyoruz. Besiciler aylarca bakıp beslediler. Kurbanlıkların sevk edilirken nelere dikkat edilecek? Sevkiyatlar nasıl gerçekleşecek? Şimdi meralarda, beshanelerde bugüne kadar kurbanlıklarımız el emeğiyle, göz nuruyla bakıldı. Herkes hayvanlar çok güzel bir titizlikle baktı. Yıl içerisinde özellikle Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli hayvanların aşılamaları yapılıyor. Birinci unsur hayvan sevkiyatında hayvan sağlığı. Aşılamalar falan her şey yapılmış. Son olarak da sevkiyat yapılmadan önce hayvanların aşılamalarında bir eksiklik var mı? Sağlıklarında sağlık sorunu var mı? Kontrolleri yapılıyor veteriner hekimler tarafından. Küpelerinden bakılarak küpelerinde, kulaklarında bulunan küpe numaralarında hayvanların bütün bilgileri mevcut olup oradan kontrolleri yapıp o şekilde sevkiyatı hazır hale getiriyorlar. Şu anda hayvan pazarında da yine kurban pazarında da canlılık var. Evet, burada da şu anda kurbanlık alım satımı yapılmakta. Ama bizim ilimizde kurbanlık genelde son günlerde satılıyor. Arefe, şerefe günü. Ama seyrek de olsa şu anda kurbanlık satışları başladı. Bu haliyle devam ederse iyi olur görüşündeyiz. Teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Hayırlı günler olsun, iyi yayınlar olsun. Evet, yayın konuğumuz Erzurum Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım'dı. Söylemiş olduğumuz gibi doğu illerinden batı illerine sevkiyatlar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bugün itibariyle resmi olarak başladı diyelim. Sözü Erzurum Canlı Hayvan Borsası'ndan size bırakalım. Yüksel Akalan karşımızdaydı sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda fiyatlarındaki artış sonrası yeni önlemler aldı. Ayrıntılar haberimizde. Çiftçiye ekimden önce mazot ve gübre verileceği için çok güzel. Biz zaten yıllardan beri isteğimiz buydu. Tarımcılığı yok etmeyelim. Ucuz gıda için harekete geçildi. Çiftçiye mazot, yem ve para desteği verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın ucuz gıda erişimi için kent tarımı teşviklerini devreye sokuyor. Hem vatandaşın gıdaya daha ucuza ulaşması sağlanacak hem de çiftçiye teşvikler yoluyla üretimdeki yükler hafifletilecek. Vatandaşa ucuz gıdanın yolu kent tarımlı olacak. Bu ne demek oluyor? Yeni tarım politikasıyla birlikte İstanbul çevresinde tarım artacak. Haliyle ürünleri farklı illerden getirmek yerine İstanbul'dan temin edilecek ve haliyle vatandaşlar artık hem ucuz hem de en az maliyetli ürün yiyecek. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, bakanlığın başlattığı projenin önemine dikkat çekti. Vatandaşa gübresini, mazotunu, desteğini bakanlık verecek, yem desteğini hayvancıya bakanlık verecek. Ne zaman ödemesini yapacak çiftçimiz? Hububatı teslim ettikten sonra parasını cebine koyarken oradan kesilecek. Bu çok güzel bir uygulama. Hem tekelleşme noktasını önleyeceğiz hem de ürünü bulma noktasında sıkıntı yaşıyorduk. Son zamanlarda en büyük zorluk yaşadığımız mazot ve gübreydi. Buna da iyi bir çözüm getirilmiş. Allah razı olsun kendilerinden. Aynı yardımlar yapılacakmış. Ve çiftçiye ekimden önce mazot ve gübre verileceği için çok güzel. Kent tarımı deyince de akla gelen yerlerden biri de Çatalca. Biz İstanbul'un mesela buğday olarak %23-25'ini karşılıyoruz. Arpa olarak 21'ini karşılıyoruz. Ayçiçek olarak 30'una yakın karşılıyoruz. Kanola olarak 19'unu karşılıyoruz. Hayvancılık noktasında aynı şekilde %23 ile %30 arasında hem tarım hem de hayvancılığını İstanbul'un Çatalca karşılıyor. Bize teşvik verirlerse biz de daha iyi üretim yaparız. Daha iyi halkımıza böyle organik ürünler çıkartırız tezgahımıza. Daha iyi olur yani. Tarımcılığı yok etmeyelim. Çünkü bizden sonra nesiller tarımcılıkla uğraşamaz. Ama biz bak şu ellerimize bak alışmışık toprakla oynuyoruz. Seviyoruz. Projeyle sistemde bir yıl boş görünen tarla kiralanarak üretime kazandırılacak. Ve çiftçiye gübre ve mazot, besiciye ise yem yardımı yapılacak. Ayrıca tarlanızı bir yıl boyunca boş bırakırsanız da tarla devlet aracılığıyla başkasına kiralanacak. Şu an en büyük maliyet zaten nakliye. Nakliyesi en düşük olan noktadayız biz bu konuda. Mazot ve gübrede destek sağlanırsa buradaki üretimimiz bir kat daha artar. Efendim, bir kiraz üreticisi Eyüp Pağlacı Bilecik'ten Eyüp Pağlacı diyor ki kiraz üreticiden ucuza alınıyor, tüketiciye fahiş fiyatla satılıyor. Eyüp Pağlacı bunu duysun millet Erkan Tan diyor. Üreticiden ucuza alıyorlar, tüketiciye fahiş fiyatla satıyorlar diyor. Eyüp Pağlacı Bilecik'ten kiraz üreticisi mesaj göndermiş. Efendim, ekonomi gündemiyle sabah aşağısı devam edecek. Bora Bağlar yayınımıza iştirak edecek. Bora Bağlar, günaydın. Günaydın. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Var mı bugün önemli bir ekonomi gündemi? Bugün önemli olan ve tabii yakından takip edeceğimiz mesele Merkez Bankası'ndan faiz kararı açıklaması gelecek bugün. Onu yakından takip edeceğiz. Tabii bir yandan da az önce de haberini aktardık. Kent tarım meselesi o kadar önemli ki. Yani bununla alakalı destekler çok kilit önemde. Peki, sözü yayını biz daha fazla seni tutmadan hemen sana devredelim. Bora Bağlar ekonomi gündemiyle karşınızda efendim. Burası A Haber. KOBİ'lerin bankası Halkbank'ın katkılarıyla. Ekonomi raporundan günaydın ve de güzel bir gün dileğimizi hemen size iletelim ve günün manşetleriyle hızla başlayalım. Öncelikle AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar vardı ve özellikle de maaş düzenlemeleriyle alakalı bu açıklamalar büyük bir dikkatle ve yakından takip edildi. Yine Kurtulmuş'un açıklamalarından alıntılamak istiyorum ki adama bakarak Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere maaşlara %40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek mesajını verdi Numan Kurtulmuş. Ayrıca diğer taraftan da hemen ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı ve bu
daha önceki açıklamalarına ekleme yaptı tabii Kurtulmuş. Asgari ücretle ilgili bakanlığın önünde farklı seçenekler var. Bunlardan birine karar verilir ve uygulanır. Söylediğimiz memur işçi emeklileri ilgili düzenleme hakkındadır diye eklemeyi de yaptı Numan Kurtulmuş. Diğer taraftan bugün önemli bir veri akışı, bilgi akışı takip edilecek ve Merkez Bankası'ndan faiz kararı açıklaması gelecek bugün. Gün içinde yapılacak olan bu açıklamayla beraber yine Para Piyasası Kurulu'nun kararı ve diğer taraftan da ekonomiye dair önemli yine belirlemeler açıklanacak. Ve geçen yıla baktığımız zaman yılın son 4 toplantısında 500 bas puanlık bir faiz indirimi yapılmıştı. Ancak geride bıraktığımız 5 toplantıya baktığımız zamansa faiz sabit tutuldu. Ve Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında da işte ekonomistlerden genel anlamda bir beklenti olarak faizin yine 14 politika faiz puanı politika faizinde sabit tutulması bekleniyor %14'te. Şimdi zincir marketler meselesi çok önemliydi. Onlara haksız rekabet dolayısıyla ve tabii fiyatların artırımı dolayısıyla birer ceza kesilmişti. Hatta birden fazla da cezalar kesilmişti ve yine 2.7 milyar lirayı bulan bu cezalarla alakalı olarak marketlerde bir karşı dava açmışlardı ve İşte bu davada sonuçlandı, mahkemeden de ret yanıtı geldi ve rekabet kurumu da haklı bulundu bu meselede. Şimdi hemen detayına bakalım. Zincir marketlerin rekabet kurumunun kestiği cezaya yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Geçtiğimiz günlerde rekabet kurulu 6 zincir markete piyasada haksız rekabet oluşturdukları gerekçesiyle yaklaşık 2.7 milyar liralık idari para cezası kesmişti. Verilen cezanın ardından zincir marketler hukuki süreç başlatmış, yürütmenin durdurulması istemiyle idare mahkemesine dava açmıştı. Mahkemeden açılan davayla ilgili karar geldi. Rekabet Kurumu zincir marketlerin aleyhine aldığı karara karşı şirketlerin yürütmenin durdurulması istemiyle açtıkları davanın reddedildiğini bildirdi. Verilen 2.7 milyar liralık cezadan sonra Rekabet Kurumu'nun açıklamasında çeşitli sebeplerle fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığına dair tespitler olduğu belirtilmişti. Kurban Bayramı yaklaşıyor ve tabii tatil için hazırlıklar yapanlar da yoğun bir şekilde ulaşım hatlarına yönelmiş durumda. Ve önemli de bir karar geldi. Tren hatlarında da bir yolcu kapasite artırımı yapıldı. Otobüs ve uçak seferlerinden sonra tren seferlerine de Kurban Bayramı için ek kapasite getirildi. Tren hatlarında kapasite 50 bin kişinin üzerinde artırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kurban Bayramı için yüksek hızlı tren hatlarında 11.838, ana hat ve bölgesel trenlerde 39.800 olmak üzere toplam 51.638 kişilik ek kapasite artışı yaptı. Buna göre 6-15 Temmuz tarihlerini kapsayan 10 günlük sürede ana hat ve bölgesel trenlere karşılıklı toplam 640 vagon ilave edilirken kapasite 39.800 koltuk artırıldı. Yüksek hızlı trenlerde ise 7-18 Temmuz tarihlerinde Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara güzergahında sefer yapan yüksek hızlı trenlerde yolcu kapasitesi toplam 7.000'in üzerinde artırıldı. Aynı dönemde Konya-İstanbul-Konya güzergahında sefer yapan yüksek hızlı trenlerde de toplam 4.830 yolcu kapasitesi artışı sağlandı. Bu sayede Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul hatlarında toplam yolcu kapasitesi artışı 11.838 oldu. Bu aramalar teşekkür ediyoruz. Ekonomi gündemini özetledin bizlere. Görüşmek üzere ve tabii izleyicilerimize de Apar ekranlarından bütün bu verileri takip edebileceklerini belirtelim. Çok teşekkürler tekrar. Şimdilik ara veriyoruz. Apar'da yola devam diyoruz bu arabalarla. Evet, kolaylıklar diliyoruz bu arabalara ve efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saat oluyor 9. Ve artık bundan sonra biz yokuz. Görevi Cansın Helvacı ve Faruk Erdem'e bırakıyor. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Burası A Haber. Allah'a emanet oluyoruz.